Kanal Avrupa Berlin gündeminden herkese merhabalar. Sevgili izleyiciler, ağırlıklı spor konularını konuşacağımız bu programımızda öncelikle sizlere bu haftaki programımıza katılan konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Fenerbahçe Berlin Derneği Başkan Yardımcısı Kayhan Karadeniz. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Teşekkürler. Diğer konuğumuza geçiyorum. Türk Spor Berlin'in başkanı Metin Yılmaz. Efendim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum, sizlere de aynı şekilde. Hertha 06 takımı teknik direktörü Murat Tik. Efendim, hoş geldiniz siz de programımıza. Hoş bulduk. Futbol menajeri Onur Demirkol. Sizler de hoş geldiniz efendim programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Efendim, öncelikle sizden başlamak istiyorum Kayhan Bey. Evet. Şu anda Fenerbahçe Berlin Derneği Başkan Yardımcılığını yapıyorsunuz. Bu çalışmalarınız hakkında sizden genel bir bilgi istiyorum. Çalışmalar nasıl gidiyor, ne yönde gidiyor, şu andaki gelinen nokta nedir? Planlarınız, projeleriniz nelerdir? Teşekkür ederim. Çok değerli abilerimizin ve arkadaşlarımızın katkılarıyla kurulmuş bir dernek. Tabii Fenerbahçe sevgisi, sevdasıyla kurulmuş bir dernek. Sosyal amaçlı bir dernek. Tabii o zamandan bu zamana kadar, gelen döneme kadar biraz faaliyetler çok sık olmamış. Biraz yavaş gitmiş belki, bilemiyoruz. Hı hı. Tabii eski dönemlerde çok biz de duymadık ama son bir senedir aşağı yukarı yeni bir yönetim kurulu oluşturduk. Hı hı. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Berlin'deki amacımız Berlin'deki Fenerbahçeleri bir araya getirmek. Perşembe günü Allah kısmet ederse Berlin ayın 30'unda evet. Berlin Fenerbahçeliler Derneği'nin resmi açılışını yapacağız. Hı hı. Herhangi bir aksilik olmazsa başkanımız Ali Koç da burada olacak. Aynı gün biliyorsunuz basketbol maçı var Fenerbahçe ve Alba Berlin basketbol maçı var. O etkinliğe de katılacağız. Hı hı. Ertesi gün de bizim için çok önemli olan ve Berlin'de yıllardır yapılmayan bir balo olayı var. Berlin Fenerbahçe Derneği olarak balo yapacağız. Yine Türkiye'den Sıla gelecek sanatçı arkadaşımız. Berlin'den sanatçı arkadaşlarımız ve DJ'lerimiz var. Hı hı. Yine Ali Koç başkanımız ve yönetim kurulu neredeyse tamamı katılacak. Yani güzel bir büyük bir organizasyon, güzel bir organize olacak. Zaten birazdan bunun detaylarını sizden alacağız inşallah. Teşekkür ederim. İsterseniz bir ara verelim. Peki. Diğer konuğumuza hemen geçelim. Sizden zaten devam edeceğiz birazdan. Teşekkür ederim. Sağ olun. Murat Bey, sizin çalışmalarla ilgili kısa bir bilgi istiyorum. Şu anda çalışmalarınız ne yönde? Yaşadığınız bu anlamda sıkıntılar nelerdir? Gençlerle ilgili, çalışmalarınızla ilgili şu andaki gidişat ne yönde? Şu anda Hertha 06 takımın teknik direktörüyüm. Olaylarla oynuyoruz. Hı hı. Kendi takım adına konuşabilirim tabii ki. Dışarıdaki olaylar fazla şey değilim, hükmetmiyorum. Gençlerle çalışıyoruz. Gençlerin tabii ki Berlin büyük şehir olduğu için farklı alternatifleri var sosyal hayat bakımından. Yani %100 futbola vermiyorlar kendilerine. Bunu söylüyorum. Yani sebep nedir burada? Yani herhangi bir sebep mi var? Büyük şehir, tabii ki daha başka etkinlikler var. Hı-hı. Kafelerde oturup da nargile içme gibi. Kötü alışkanlıklar. Kötü alışkanlıklar var. Zaten bakarsak böyle geçen senelere nazaran futbolun da kalitesi gittikçe düşüyor Berlin'de. Çünkü talep de yok artık gençlerden. Yani özellikle altyapı takımlarımız veya futbolcularımız yetersiz mi? Yetersiz. Eskisi kadar futbolcu yetişmiyor. Orada biraz zorlanıyoruz. Hı-hı. Tesis bakımından zorlanıyoruz. Kendi kulübüm adından konuşursam. Hı-hı. Yani sıkıntılar bunlar. Tabii ki maddi sıkıntılar var. Sponsor bulma sıkıntıları var. Fazla Hı-hı. kulüplerimiz var. Herkes kendi yağında kavruluyor. Hı-hı. Bu gibi sorunlarımız var. Peki ailelerin bir şekilde bir desteği var mı? Yani bunun da bir faktörü var diyebilir miyiz? Ya benim A takım olduğu için, 18'den itibaren yukarı olduğu için yaş grubu, veliler fazla maçlara gelmiyor. Hı. Çocuklar yani illa 18 yaşından küçük mü olması lazım? Altyapılarda nasıl olduğunu tabii ki başkanım daha iyi Aynen. bilir veya Onur Bey bilir. Ama bizim takımda çok az yani veli desteği futbolculara. Evet. Peki genelde karşılaştığınız genel anlamda zorluklar nelerdir? Dediğim gibi yani biz yabancı kökenli futbolcuların yoğun olduğu bir takımız. Hı hı. Maçlarımızda çoğunlukla
Kuzey Almanya bölgesinde veya Doğu Almanya bölgesinde olduğu için biraz deplasmanlarda zorlanıyoruz yani. Hakemlerden yana olsun, seyircilerden yana olsun. Biraz tabii ki... Yani yabancı oyunculardan oluşan bir takım olduğu için mi acaba biraz böyle bir... Orada biraz zorlanıyoruz. Maalesef bizim oyuncularımız da zaten çabuk provoke olan bir yapıya yani bir sahip şekilde, oldukları için biraz zorlanıyoruz tabii ki. Teşekkür ediyorum. Birazdan yine birkaç sorumuz olacak sizlere. Metin Bey, sizin şu andaki çalışmalarınız nelerdir? Ne yönde çalışmalar yapıyorsunuz? Yine herkese soracağım soruyu size de sormak istiyorum. Çünkü genel anlamda şöyle bir sıkıntı oluyor. Hani futbolla ilgili, sporla ilgili gerekse ailelerin, gerekse çocukların, gerekse de farklı sorunların, sorunlardan kaynaklanan problemlerden dolayı istediğiniz gibi herhalde farklı bir çalışmalar da yapamıyorsunuz. Bunları kısaca sizden almak istiyorum. Şu anda karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Ve şu anda buradan söylemek istediğiniz neler vardır? Şimdi ilk önce Kanal Avrupa'ya yeni yayın döneminde başarılar diliyorum. Ve size Berlin gündemi olarak sizin ve ekibinize de hayırlı olsun diyorum. Ve teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Çok sağ olun. Berlin Türk Spor, bilmiyorum çoğu Türk toplumunda bazıları biliyor, bazıları bilmiyor. 55 sene evvel Avrupa'da kurulan bir kulüp. Türkiye dışında en eski Türk futbol kulübü. 1965 senesinde. Tanımış isim olarak iki isim vereyim ben. Rahmetli İlyas Tüfekçi'nin babası Adnan Tüfekçi ve Ergüder Şeren abim. Ve Uğur Sirman'ın babası Murat Sirman. Nur içinde yatsınlar. Onların tarafından 1965 senesinde ilk defa kuruluyor ve ilk maçını 3-1 İspanyolları yeniyor. Ve Berlin Türk Spor serüveni böyle başlıyor. Tabii benim için çok büyük bir gurur böyle bir kulübün başkanı olmak. Allah herkese tahmine göre nasip etmez böyle bir büyük kulübün başkanı olmak. Şimdi en büyük problem burada bizim Türk takımlarının arasında. Tabii Berlin'de aşağı yukarı 300 tane kulüp var. Ligde oynayan. Bu 300 tane takımın aşağı yukarı 30 tanesi yabancı kökenli kulüpler. Türk, İtalyan, Yunan. 30 tane. Tabii bu 30 tanenin içinde de Türk olarak, yönetim olarak ismi Türk olarak da var. İsmi mesela Hertenusex, Murat Hoca'nın takımın ismi Hertenusex Alman ama yönetim olarak komple Türk. Ondan sonra BAK 07 Regional Lig'de oynayan bir takımımız var. O da Alman isminde ama hepsi Türk. Hani böyle kulüplerimiz de var direkt olarak. Ondan sonra işte Berlin Türk Spor, Türkiye Spor olsun, Hilal Spor olsun. Böyle takımlarımız devam ediyor. Bizim burada en büyük sorunumuz birlik beraberlik olamamışımız. Ben kendim olarak son senelerde çok çaba sarf ettim. Birleşelim, yapalım, edelim. Ama bazı nedenlerden dolayı bu uzun bir olay. Onu başka bir programda müsaade ederseniz ben size anlatırım. Bazı olaylardan dolayı bu birleşmeler olmuyor bir türlü. Fikir ayrılıkları oluyor. Çıkar amaçları girince işin içine. İşler değişiyor. Tabii demin Murat Hoca çok güzel bir noktaya el attı. Gençlerimize el attı. Şimdi eski ile bu zaman arasında çok büyük fark vardı. Eskiden bizim zamanımızda babalarımız bizi maça götürdüğünde sosyal bir huzur vardı. Sosyal bir yaşam vardı. Rahattın. Fabrikada çalışıyordun. Haftanın 5 günü cumartesi pazar evdeydin. Ailelerle beraberdin. Çocuklarla maçlara gidiyordun. Para bakımından problem yoktu. 100 mark cebindeydi. İstediğini harcıyordun. Tabii bu gitti. Bu gidince problemler de başladı aile işlerinde. Geçim sıkıntıları başladı. İşsizlikler başladı. Bu sefer ne oldu? Aileler geçim derdi derken çocukları unutmaya başladılar. Mesela bizim zamanımızda hem çalışıyorlardı hem bizi peşimizden gidiyorlardı hem bizi okutuyorlardı. Bunlar kalktı. Şu devirde çocuk iyiyse kendi başına alıp gidiyor. Evde baba ben gimnazyuma gidiyorum. Ha o gimnazyum mu? Tamam oğlum devam et. Bilmiyor ki gimnazyumun ne olduğunu. Çünkü geçim derdine düşmüş. Nasıl yaşayacağım? Nasıl edeceğim? Bu problemler çıkıyor. Bu sefer ne oluyor? Sosyal problemler çıkınca da gençlerimizi destekleyemiyoruz. Evlatlarımızı destekleyemiyoruz. Ondan sonra bu problemlerde otomatikman böyle oluyor. Gelişmeler iyi olmuyor. Bundan birkaç sene evvel Alman milli takımı böyle bir sosyal bir faaliyete girmişti. Türk gençlerini toparladı. Bizim yapacağımızı Alman
hükümetin yaptığı. Hani buradan bir sistemdir bu benim için de. Bu 2000 senelerinde bugün Doğanların çıktığı zaman, Emre Canların çıktığı zaman, Murat Özüller'in çıktığı zaman bunlar bu boşluğu yakaladılar. Baktılar biz ilgilenmiyoruz çocuklarımızla. Bir kabiliyetli çocukları toplayıp bu 2000 hocam ne zaman da dünya şampiyonu olmuştu? Karıştırmayayım ben bu son 2000 Almanya dünya şampiyonu olduğunda kimin sayesinde oldu? Her neyse bu son şampiyonlukta dünya şampiyonu olduklarında baktığımızda bizim evlatlarımızın çoğu oradaydı. Bu çocuklar niye Alman milli takımında oynayıp Almanya'yı dünya şampiyonu yaptı da niye bizde oynayıp yapmadı? Çünkü biz kendi derdimize düşmüştük. Hani böyle problemler. Bana göre bu problemin en büyük durumu sosyal durum. Evet. Sayın Yılmaz, birazdan sizle zaten tekrar sorularımız olacak. Problemler, sıkıntılar nedir? Siz bayağı bir dolu gelmişsiniz zaten. Anlatacağınız zaten şeyler de vardır. Teşekkür ederim. O kadar da değil. Şimdi futbol menajerimize geçiyoruz. Onur Bey. Onur Bey, az önce Metin Bey de ifade etti. İşte Türk ailelere gerekli desteği, gerekli ilgiyi gösteremiyor. Bazı sıkıntılardan dolayı işte ekonomiktir veya farklı sorunlardır. Peki siz şimdi menajerlik yapıyorsunuz. Burada nelerle ilgili sorunlar yaşıyorsunuz veya da neler dikkatinizi çekiyor son zamanlarda? Ben de önce Metin Başkanımız gibi teşekkür ediyorum. Programımıza davet ettiniz. Bizi de bir araya getirdiniz. Biz de yaşamımıza rağmen her zaman bir araya gelemiyoruz. Aynı sektörde olmanıza rağmen başarılarınızın devamı dilerim. Sorunuza gelince şöyle yanıtlamak isterim. Ben öncelikle şimdi futbol menajeri yazıyor. Berlin'de yabancı birisi de değiliz. Şimdi arkadaşlar izlerken futbol menajeri mi ne falan. Yani aslında bu böyle bir bölgesel menajerlik. Hı hı. Ama bu nereden kaynaklanıyor? Hani gerçekten de bir lisansım ve menajerlik şirketim var. Hepsi kayıt altında. Ama daha fazla benim takımlarda görev aldığım dönemlerde edindiğim çevreden, teknik direktör olsun, sportif direktörler olsun, en sonunda Ersan Palatan hocamın yanında, şu an kendisi Göztepe'de teknik direktör. Hı hı. Görev aldığımda takım koordinatörü olarak BAK 07 kulübü altında. Boş zamanlarımda da tabii arayanlar oluyordu. Oyuncuyu tavsiye edebilir misin? Ondan sonra siz söyleyin efendim, bildiğiniz bir yerde yetenekli gençler var mı diye. Hı hı. Ben de bunu kayıtsız yapmamak şartıyla menajer şirketi kurmuştum ama pek de yani böyle büyütülecek, edilecek yok. Efendim şimdi kıtalar arasında Türkiye gel böyle falan menajerlik değil yani. Hı hı. Ama sorunuza hemen geri gelmek istiyorum. Nedir problemlerin yaşandığı denilince bence bu Berlin'de mesela kulüplerimiz yani şimdi biz amatör kulüplerle ilgileniyoruz. Sağ olsun sponsorumuz Kayan Beyler gibi başkanlarımız hocamız, daha fazla hocamızla programa girerken bazı sıkıntılardan bahsetti. Bu her kulüpte böyle değil. Tabii bizim Berlin'de de tabii Hertha Berlin olsun, Union Berlin olsun böyle isimli kulüplerimiz de var. Onların mesela altyapısında bence benim gözümde her şey mükemmel şekilde eğitim olsun, çocukların okuldaki durumları olsun takip ediliyor. En yüksek lisansı hocalarla birlikte çalışıyorlar. Bence yani bize dönük gelince, şimdi oradaki gençlere mesela keşfediliyor. Menajer olarak gelip de ben şuna karşıyım bir defa. Ki ben de çoğu insan bilir, kendi kardeşim 2007'de Ankaraspor'a transfer olmuştu. Burada kendisi Hertha Berlin'de futbol oynuyordu. Yani biz kendi tecrübesini yaşamış bir aileden geldiğim için bunun gayet bazı faktörlerini biliyorum neden kaynaklandığını. Bence biz Türk toplumu olarak birazcık da böyle sabırsız bir toplumuz. Evet. Yani bence yani işte, hemen mi başarı sağlamak istiyoruz? Hemen mi o son noktaya ulaşmak istiyoruz, zirveye ulaşmak istiyoruz? Ondan dolayı mı diyorsunuz? Bence evet, aile yapısına da gelince aileler de yani bu işin içine çok böyle karışıp aman benim futbol, aman benim çocuğum, aman nazar değmesin, aman çok süper top oynuyor. İşte gururlanıyoruz. Bu tamam doğal bir şey ama birisi de yanımıza gelip de ya senin oğlan ne kadar yetenekliymiş, gel bunu şöyle şuraya sunalım, şöyle yapalım edince hemen bir böyle olumlu bakıyoruz bir şeye. Evet. Yani bu ailelerden de kaynaklanıyor. Ama genelde bence çocuk yetenekliyse zaten Almanya'da ya da Berlin gibi bir yerde zaten bunlar keşfedilecek bir durumda. Hı. Yani her bir futbolcunun da illaki bir menajer ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum yani.
Evet sevgili izleyiciler, peki az önce bazı konulara değindik. Berlin'deki Türk ve Alman spor kulüplerinin başkentteki Türk gençlerinin futbol yaşantısına etkisi nedir? Bunu ben şimdi Murat Bey ile konuşmak istiyorum. Murat Bey'e yönlendirmek istiyorum bu soruyu. Sizin düşünceniz nelerdir? Yani şu andaki durum nedir? Ya, ilk önce yönetici olarak veya hoca olarak bir sorumluluğumuz var gençlere karşı. Nedir bu? Yani gençleri sokaktan toplamak. Bir grup halinde, grupların içinde veya sosyal hayatta insan ilişkilerini geliştirme amaçlı bakıyoruz biz bu işe. Tabii ki ondan sonra sporunu yapıp sağlıklı bir şekilde başarılı olsa başarılısı ardından geliyor. Yani bizim sorumluluklarımız bunlar. Gençlerin bazıları bunları alıyor, bazıları da faydalanmıyor bu nimetlerden diyelim. Sebep nedir? Neden faydalanmıyorlar acaba? Ya dediğim gibi, demin dediğim gibi, yani biz Berlin'de yaşıyoruz maalesef. Almanya'nın bir kasabasında veya bir köyünde yaşamıyoruz. Buradaki çeşitli faaliyetlerden dolayı tabii ki yönlerini kendileri kendileri çiziyor sonuçta yani. Futbola mı, artık başka alışkanlıklara mı? Peki Türkiye'deki aynı çalışmalara değindiğiniz zaman, yani sizin bu işte, bu meslekte, bu dalda diğer çalışan arkadaşlarınız veya diğer mevkilerde olan insanlarda hani ne gibi kıyaslamalar yapıyorsunuz? Yani burada mı daha zor, diğer ülkelerde mi daha zor? Bence yani şimdi Türkiye ile kıyaslarsam, Türkiye'yi tabii ki yakından takip ediyoruz televizyonlardan dolayı. Ama işin içinde değiliz. Yani şimdi buraya Türkiye'deki meslektaşlarımıza şunu yanlış yapıyorlar veya doğru yapıyorlar diyemeyiz. Ben buradaki altyapılarda nasıl çalışıldığını anlatabilirim. Yani biraz da bizim yabancı kulüplerimiz hoca seçimlerinde yanlış seçimler yapıyorlar. Tasarruf edip de maddi yönden veliyi çocukların başına koyuyorlar. Hiçbir antrenman bilgisi yok. Hiçbir hocalık tecrübesi yok. Yeter ki çocukların başında biri olsun diye bir zihniyet. Yanlış bir zihniyettir. Alman kulüpleriyle kıyaslarsan adam lisanslı hoca koyuyor. Tabii ki o hocaya ufak da olsa bir maddi destek sağlıyor. Bu gibi eksiklerimiz var altyapılarda. Yani en büyük sorunlar bence bu gibi konular. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tekrar yeniden ben Kayhan Bey'e dönmek istiyorum. Evet Kayhan Bey. Şimdi az önce siz programımıza başlarken biraz konuya değindiniz. Önümüzdeki hafta galiba büyük bir, bayağı bir aksiyonlu günler bizi bekliyor. Aksiyon var, evet. Bunu tekrar bir sizden rica etmek istiyorum. Nasıl olacak? Berlin'de nasıl olacak? Nasıl gelişmeler olacak şimdi? Evet, amacımız burada Berlin'deki Fenerbahçelileri bir araya toplamak, dediğim gibi. Bunun için gayret gösteriyoruz. Onun için çok güzel bir kulüp yerimiz oldu. Onun resmi açılışını yapacağız. Ayın 30'unda. Perşembe günü saat 14'ten itibaren bütün Fenerbahçelileri de buradan davet edebiliriz. Herkesi bekliyoruz. Başkanımız Ali Koç inşallah burada olacak. Çünkü basket maçı, akşam basket maçı olduğu için burada olacak. Herhangi bir aksilik olmazsa tabii onun açacağını tahmin ediyoruz. Veya başkonsolosumuz burada açılışa davet edildi. Onların olacağını düşünüyoruz. Güzel bir açılış yapmayı düşünüyoruz. Berlin'deki Fenerbahçelileri de bu derneğimize bekliyoruz. Evet. Uzun zamandır maalesef Berlin'de olmasına rağmen Fenerbahçe Derneği'nin belli bir yeri yoktu. Herkes bilmiyordu. Şu anda da aslında çoğu da daha yeni yeni. 2002'den beri dernek var. Biz niye bilmiyoruz diyenler olabiliyor. Tabii herkese ulaşmak zor. İnsanlar biraz da kendilerinde de hatayı araması lazım aslında. Maalesef böyle sosyal projelerde pek bulunmuyorlar. Ama dediğim gibi geçen bir sene öncesine kadar çok güzel bir yeni yönetim kurulu oluşturduk. Ben 5 senedir Berlin Fenerbahçeliler Derneği'nde yönetim kurulundayım, ama bu son bir senedir çok daha kapsamlı, çok daha fazla kişinin yönetim kurulunu oluşturarak, herkesin de elini taşın altına koyarak, fedakarlıkları yaparak güzel bir dernek yeri oluşturmak, güzel projelere imza atmak için birleştik.
İnanıyorum gerçekten de güzel şeyler yapıyoruz. Tabii sadece Fenerbahçe için değil, zaman zaman burada mesela hasta olan, lösemi hastası olan Fenerbahçeli bir aileye maddi ve manevi yardımda bulunduk. Yine Türkiye'de bazı köylerde okulların okullara destek veriyoruz bir şekilde. Yani böyle yani sosyal faaliyet projeleri de var ve ileri dönemde de mutlaka olacaktır. Devamında gelecektir. Evet. İnşallah. Peki dediğim sizin, gibi, buyurun efendim. Ayın 30'unda saat 14'te Fenerbahçelileri bekliyoruz açılışımıza. Tamam efendim. Akşamda Berlin, Alba Berlin Fenerbahçe basketbol maçı olacak. Arkasına da bu böyle bir organizasyon yapılacak. Tabii ertesi günde ayın 31'inde de yine tabii bu 31'inde yine Almanya'daki bütün Berlin ve Almanya'daki bütün Fenerbahçe dernekleri toplantısı var. Burada da bütün Almanya'daki diğer bütün dernekler de burada olacaklar. Akşam saat 20'den itibaren de Fenerbahçe Berlin Derneği'nin çok güzel bir balosu olacak inşallah. İnşallah. Dediğim Kaya gibi abi, şöyle bir faydasını çok memnun olur söylersen nasıl oraya gelebiliriz ya da önceden kayıtlı mı alıyoruz onu da anlatırsan. Tabii bunlar belli bir şey satış usulü olan biletler satılıyor tabii ki ve işte Berlin'de Fotoflash'ın şubelerinde satıyoruz biletleri ve Berlin kendi derneğimizde satış yapıyoruz. Güzel şeyler var. İnşallah son haftada biraz daha hareketlendiği zaman yerlerimiz kalmayacak gibi gözüküyor. Kendi reklamı yapayım. Sağ olsun evet. Çok güzel Fenerbahçe yapıyor da hani bu Maritim Otel'de olacak. Evet. Şimdi bazı kişiler düşünebilir hani Metin, çok güzel. Metin abi Galatasaraylı bir abimizdir ama sağ olsun bize desteklerini esirgemedi. Hani Maritim Otel'de işte Maritim Otel'i bizim için organize etti. Balomuz olacak. Tabii biz de Berlin'de. Kendisi Galatasaraylı olmasına rağmen de yine derneğimizde balomuzda balomuzda olacak inşallah. Evet. Destekleyeceğiz. Evet. Bekliyoruz herkesi. Evet. Maritim Otel'deki baloya. Yine Beşiktaşlı arkadaşlarımız var. Tabii. Galatasaraylı arkadaşlarımız var. İnanın ben bundan dolayı da gerçekten gurur duydum. Hakikaten Beşiktaşlısı olsun, Galatasaraylı olsun, diğer takımlar olsun. Çoğu insandan sponsor olarak ve geceye gelen insanlar var. Bu da çok hoş bir şey. Zaten aslında burada, böyle de olması gerekmiyor mu? Hani aslında bir burada, şekilde size destek olmak biz zaman adına. Zaman birbirimize takılsak bile burada Berlin'de gerçekten Türkiye'deki gibi değil bu Avrupa'daki taraftarlık anlayışı. Biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum buradaki taraftar yani burada anlayışı. Biraz da gurbetçilik şeyim var aslında. Evet. Yani onun mu bir atıyorum bir Galatasaray'ın maçı olsa veya Beşiktaş'ın maçı olsa burada bir Fenerbahçelisi de Galatasaraylısı da maça gidebiliyor ama aynı koltukta sen gittiğini gayet iyi biliyorum. Geliyorsun sen de. Peki bu birimimiz olan desteği gerçek anlamda da diğer maalesef her yerde sürdüremiyoruz tabii. Zaman zaman tabii bunlar dostluklarla oluşan şeyler. Dostluklar içerisinde kendi şeyimizi koruyabiliyorsak bunları bütünleştirebiliyoruz ama evet. Maalesef her alanda olmuyor. Biraz önce başkanım ve Murat arkadaşımızın söylediği gibi işte bu Berlin'de kulüpler o kadar çok Türk takımı var ki çok masraflar ediliyor ama maalesef bir yere varılmıyor. Alt liglerde kalıyor. Her sene küme düşülüyor, alt liglere doğru düşülüyor. Halbuki bir bütün olup bir kulüp adı altında birleştirilip biraz daha yukarılara doğru bir çalışıp maalesef de bu her lobiden kaynaklanıyor. Yani maalesef burada lobi oluşturamıyoruz. Oluşturamıyoruz. Aslında en büyük sıkıntımız bu. Yani evet. Herkes bir takım veya da herkes evet, bir şekilde evet. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Maalesef. Aslında toplu olarak tek bir olarak hareket edilse. Yani tek bir çatı altında olmasa bile en azından birkaç yani bu kadar çok değil de bir iki tane olabilir. Hı hı. Hani biraz daha büyük yani şöyle Türk takımlarının bir tanesinin üçüncü lige çıkması inanılmaz bir güzellik olur burada. Peki efendim teşekkür ediyoruz. Birazdan tekrar birkaç sorularını cevaplarımızı alacağız sizden. Şimdi Metin Bey'e dönmek istiyorum. Metin Bey siz az önce de ifade ettiniz. Bazı konulara değineceğinizi de ifade ettiniz. Kayhan Bey de az önce ifade etti. Yani burada gerçek anlamda evet herkes bir şekilde elini taşın altına koyuyor ama şimdi herkes elini taşın altına koyarsa bu taş nasıl kalkacak? Bu taş nasıl kimseye zarar vermeyecek gibi bazı şeyler çıkıyor. Sizin düşünceniz nelerdir? Yani siz az önce ifade ettiniz. Yani atıyorum 50 seneden beri, 50 seneye yakın veya 55 senedir bir süreden itibaren süredir. Bugün gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biz evet gerçek anlamda çok gerideyiz.
veya şu şu sebeplerden dolayı gerilerde kaldık ve bundan sonraki süreçte biz şu planlarımız, şu hedeflerimiz var diyebileceğimiz şeyler nelerdir acaba? Şimdi ilk önce çok güzel bir konuya değdi. Bu da benim düşüncelerimin bir olumlu tarafı. Şu bakımından bir Galatasaraylı olarak, şimdi ne olursa olsun bir Galatasaray Fenerbahçe bir rekabeti var. Ne olursa olsun. Senelerden beri bunu inkar edemeyiz. Ama en güzel tarafı, önemli bir noktada iki farklı kulüp tutan ama birbirini iki tanıyan şahıs bir noktada buluşuyor. Ben koyu bir Galatasaraylı olarak, ben şimdi burada açık açık konuşuyorum. Kalkıyorum, benim işlettiğim bir müessesede bu ürünü sunuyorum ve yani üstelik kar amacı olmadan destek veriyorum. Kalkıp Beşiktaşlı bir arkadaşımız, aynı benim yaptığımın, şimdi burada maddiyat önemli değil, 1 lira, 2 lira, 5 lira, 10 lira önemli olan o ortamı bulup o olayı desteklemek. Biz burada dediği gibi Beşiktaş, Galatasaraylar toplanıp biz bunu destekliyoruz. Ve bazı şeyler konuşuluyor, ediliyor ama netice çok güzel bir olay çıkacak inşallah. Onun dolayısıyla ben buradan Galatasaraylı olarak bile yine şey yapıyorum. Bütün herkesi ben ayın 31'inde Maritim Otel'deki baloya bekliyorum. Destek amaçlı. Orada Galatasaray Fener olayı yok. Evet. Tabii benim için zor olacak orada Fenerbahçe marşı okulunca ama o başka bir olay. O apayrı bir olay. Ama amaç demek bir şeyler oluyormuş istedikten sonra. Ama o zaman insan kendi egosunu ya da kendi düşüncelerini bir kenara bırakması lazım. Olumlu adım atmak için. Şimdi biz de bu futbol okulun, hani futbol olayında, takımlarda bu olayı yapamıyoruz. Hani burada yarattığımız olayı bu tarafta yaratamıyoruz. Çünkü burada çok ufak bir olay, burada yarattığımız balo olayı çok güzel bir şeyler ortaya çıkıyor. Bir de düşünün, bunu futbolda yaratıp nerelere gidebileceğimizi bir düşünün. Bunun aynı örneğini Münih'te, Münih Türk gücü yapıyor bunu. Tamam, onların şartları değişikti. Ama bizim bir Türk iş adamı alıyor bunu. Belirli arkadaşlarınla da desteğinle büyük şirketlere gidip durumu anlatıp, vizyonunu anlatıp desteklerinde bir yere geldi. Şu an 8 puan mı 9 puan önde gidiyor ve büyük ihtimalle Almanya'da ilk defa bir Türk takımı 3. lige çıkacak. Demek oluyormuş bu. Ama biz niye burada yapamıyoruz? Yani buradaki anlayacağımız konu aslında şu mudur? Yani buradaki kurulan Türk takımlarının aslında gerçek anlamda en büyük problemi perde arkasında ekonomik. Diyebilir miyiz? Ekonomikte de problem yok. Çünkü bizim üst düzeyde olan kulüpler maddiyatı birleştiği takdirde bayağı bir meblağ çıkıyor. Ama bütün iş meblağ değil. Olay parada değil. Vizyondan olay sponsor önemli yani. Vizyon. Herkesin kendine göre bir vizyon var. Mesela ben kendi şahsıma söylersem, ben bir adım atacaksam ben ikinci adımı, üçüncü adımı, dördüncü adımı atmak istiyorum. Ama benim yanımdaki o bir adımı atıyor, ikinci adımı o gidene kadar ben dördüncü adımdayım. Hani vizyon olayı. Evet, evet. Ben de diyorum ki kardeşim bırak alıp götürelim beraber. Sen gel bizle beraber ama bize bırak. O diyor ki illa ki ben de geleceğim. Abi sen yavaş gidiyorsun. Şimdi sen bir 70 yaşındaki koşucuyla 15 yaşındaki koşucu bir olabilir mi? Yani tamam o da sporcuysa ama bir örnek veriyorum. Evet. Abi o zaman ben seni tutayım, dede beraber gidelim oraya kadar. Ama onu yapamıyoruz burada. Bırakmıyorlar, müsaade vermiyorlar. Kapatmışlar kapıları. Geleceksen gel bana, olay kapatır. Olmaz. Bir yere varacaksak anca böyle varırız. İşte bunu atlayamıyoruz ve olacağına da ben inanmıyorum. Son defa böyle bir girişime girmiştik. Konuşuldu, edildi. Netice hüsran. Zaten bundan sonra da zaten ben hayal kurmuyorum. Kendi kulüp olarak kendi yolumuzu tuttuk. Gidebileceğimiz kadar bir yere gideceğiz. Nerede trak? Orada bırak. Bakmışım bir gün gitmiş kulüp. Kaybolmuş ortadan. Allah göstermesin. Çünkü arkadan gelen de yok. Bize diyoruz arkadan gelen yok. Destekleyen yok. Bunu birleştirelim edelim. Yani siz biraz evet konuya bu şekilde bakıyorsunuz. Daha konuşacağımız konular olacak. İkinci bölüme isterseniz bırakalım. Efendim konuklarımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz şimdilik.
Kanal Avrupa Berlin gündeminden programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, konuklarımıza tekrar dönüyoruz. Murat Bey'e dönüyoruz şimdi. Murat Bey, az önce de biraz konularımıza değindik. Şunu sormak istiyorum. Almanya'dan, Berlin'den, Avrupa'dan Türkiye'ye giden spor adamları, sporcular, Türkiye'ye gittikleri zaman, atıyorum aradan seneler geçtikten sonra veya yıllar, aylar geçtikten sonra geriye dönüp neden burada bıraktıkları gençleri veya insanları, onlara bir destek veya onları yeniden bir kulüp kurarak bunları hayata kazandırmak, futbola kazandırmak, böyle bir çalışmalar yapılıyor mu sizce? Veya da yapılan bu çalışmalar yeterli mi? Şimdi sorun muhatabasına ben değilim, o kişiler. Ama doğru söylüyorsunuz. Yani buradan hocalar olsun, futbolcular olsun, futbolu bırakıp tekrar geri dönüş yapan arkadaşlarımız var. Bu gibi girişimler maalesef yok. Yani bir destek yok. Yani bugün Süper Lig'de Berlin'den giden hocalar var. Yıllardır orada çalışıyorlar. Mesela spor Hikmet yorumcusu. Karaman, Ümit Karan. Mesela Ümit Karan, evet. Spor yorumcusu. Şimdiye kadar Berlin'de bir girişimleri olmadı. Veya Berlin'den götürüp bir futbolcu Türkiye Süper Lig'inde veya 2. Lig'inde oynattıklarını görmedik. Tabii ki bu konuda biraz vefasız olduklarını düşünüyorum açıkçası. Mesela bir spor okulu gençlere yönelik, altyapıya yönelik düşünülebilir Berlin'de. Buraya gelip gelmediklerini de bilmiyorum. Yani gelip de burada maç izlediklerini de acaba soru işareti. Geliyorlarsa daha da acı yani. Daha da acı, evet. Hiçbir... Oradan acı bir şey söyleyeyim. Hikmet Kahraman geçenlerde Berlin'e gelmiş. Bizim Berlin Türkspor'da top oynamış. Ve biz selamünaleyküm demeden, ne var ne yok, Türkspor ne yapıyor demeden geriye gitmiş. Mesela üzücü bir olay. Neden böyle peki? Yani neden böyle şeyler oluyor? Ya nasıl değerlendiriyorsun? Türkiye'den, Kapıkule'den girdikten sonra insanlar değişiyor. Havası, suyu Türkiye'nin apayrı. Hani herkes, oradakiler bizim gibi düşünmüyor. Tamam, oradaki, o da bizim vatan. Burası da bizim vatan. Ama oradaki vatan apayrı. Başka bir dünya. Onun yüzünden biz gittiğimizde orada zorluk çekiyoruz. İşte o problemler, gençler, orada başlıyor problemler. Buradaki gençleri alıp oraya bilinçli şekilde anne babalar düşünmeden etmeden geliyor menajerler. Onur Bey o hususta daha rahat cevap verebilir. Yani geliyor burada 12-13 yaşındaki çocuğa, ya işte çok iyi topçu, ya biz bunu alıp Türkiye'ye götürürüz. Ya abi, bu çocuk burada okula gidiyor. Ailesi burada, şeyi burada. Sen bu çocuğa neler vaat ediyorsun ya? Ya takip edin, zamanı geldi mi alıp götürürsünüz. İşte biz bunu oraya götürelim, buraya götürelim, şunu götürelim. Sen 14, 15, 16 yaşındaki çocuğu nereye götüreceksin, nerede oynatacaksın? Zaten büyük kulüpler kapısından almıyorlar içeriye. Kendi altyapısında dikkat etmiyorlar. Hani bu kandırmacalar falan oluyor. Biz de diyoruz ki o zaman, hocam da burada bu işin kaynağında, Onur da bu işin kaynağında. Ya burada akademiler kuralım. Hani biz onlara götürmeyelim, biz onlardan para istemiyoruz. Sırf bizi desteklesinler. Bizim paramız var. O çocukları yetiştirmeye de imkanlarımız var. Sırf bize desinler ki, kardeşim biz sizi manevi destekliyoruz. Elinizdeki uygun, talentli futbolcular varsa biz kulübümüze alacağız diye. Ama bu da gelmiyor. Örneğin mesela Hertha BSC Berlin zamanında bir karar aldı altyapıda. Türk futbolcularını yetiştirmeme kararı aldı. Çünkü adamları rahatsız eden konu, biz yetiştiriyoruz. Çok güzel bir konu ya, tebrik ederim. Biz yetiştiriyoruz, ondan sonra Türk milli takımlarını seçiyorlar şimdi diye. Şimdi bir şey araya girmek istiyorum. Bir daha sizden alabilir miyim? Bu sadece Türk futbolcular, Türk gençleri için Türk mi yoksa? Türk gençleri için. Türk, evet, gençleri, evet. Için Türk gençleri için sadece. Türk milli takımını, genç milli takımını veya A milli takımı seçtikleri için bu gibi karar alındı zamanında. Zaten belli oluyor altyapı sayısında. Peki hocam bir şey soracağım. Yani siz böyle bir şey ortaya çıktı. Yani siz de bu işte alakalı yıllarınızı vermişsiniz. Yani siz peki bu konuya nasıl bir adım attınız? Yani bu konuya bir tepki babında bir şeyler yapabildiniz mi? Veya da sesinizi duyurabildiniz mi acaba? İşte üzücü olan tarafı da o zaten. Yani öyle bir girişim yok bizim. Şimdi mesela iyi bir takım veya kulüp oluşturup da 3. lige doğru gidip de gençleri, Türk gençleriyle bu adımı atma bir projesi yok. Yani genelde Türk takımı da olsa, Türk ismi de olsa yükseldikçe ya Alman hoca gelir başına, ya yabancı futbolcular, Türk futbolcu dışında futbolcular çoğalır. Hep başarılı onlarla arıyoruz. Ama şimdiye kadar ben aşağı yukarı 38 senedir Berlin futbolunun içindeyim.
böyle bir girişim bir defa oldu veya iki defa oldu Türkspor ve Türkiye'nin spor zamanında. O zaman kulüplerimiz de azdı. Ben mesela Türkspor'da oynadım. 93 yılında bir dostluk maçında 700 seyirci vardı Kasımpaşa'da Türkiye'me karşı, Türkiye'nin spora karşı. Ben bugün hiçbir kulüpte 200'den fazla veya 100 seyirciyi bile bulamıyorsun. Yani bu gibi değişimler oldu. Acaba futbola mı olan ilgi azaldı yoksa ailelerin mi çocuklarına olan aslında desteği mi azaldı? Futbola olan ilgi tabii ki çeşitli nedenlerden dolayı. Televizyonda uydudan Türkiye Ligi'nin yayınlanmasını veya kulüplerin fazlalaşması, seyirci toplumun dağılmasını Berlin futbol sahalarından. Güvensizlik var tabii ki Türkiye'nin sporun son olayı Tennis Borussia maçında zamanında ikinci lige çıkma şansı varken 5-0 kaybetmesi 12 bin seyirci önünde Kasımpaşa Stadyumunda. Oradan bir hayal kırıklığı var tabii ki. Bir küsme var. Veya bir güvensizlik var. Bugün yani ama tekrardan o işi o kapasitemiz var. 4 milyon 400 bin Türk'üz galiba. 300-350 civarında yani. Ofisiyel civarında. Evet. Biraz önceki konuyu değineceğim. Burada aslında güzel bahsetti. Yani buradan zamanında antrenör olarak gitmiş veya futbolcu olarak gitmiş insanların buraya geldiğinde aslında hemen Berlin'de en büyük takım hangi var onun futbolcularına bakıyorlar. Aslında burada bir Türk antrenörleri ve Türk kulüp yöneticileriyle bir araya gelip fikir alışverişinde bulunsalar aslında inanın ben inanıyorum bazı ben şeylerde yani ikinci ligi falan da seyrediyorum birinci ligi de seyrediyorum Türkiye'deki. Burada çok orada futbol oynayanlardan çok daha yetenekli çocuklarımız var. Herkes birer tane futbolcu önerse mutlaka buradan çok iyi futbolcular çıkacağına inanıyorum ben aslında. Maalesef o gene orada da birliktelik olmuyor. Aslında Türkiye'den bir heyet oluşturulup buradaki sadece Berlin'de Türk antrenörleri ve Türk kulüp yöneticileriyle bir araya gelip fikir alışverişinde bulunup iyi futbolcuları seçmek aslında güzel olur. Biraz önceki denildi, ilk başta başladığın konuyla ilgili. Ben mesela yani geçen bir yazı okudum. Özkan Sümer röportajında Türkiye Ligi en yaşlı futbolculardan oluşan lig ve en çok borcu olan kulüplerden oluşan bir lig. Evet. Avrupa'da. Yani, Avrupa'da. Milli takıma bakarsak şimdiki başarı tesadüf bir başarı değil. Ne zaman yabancı sınırlanması kalktığından beri oyuncular Avrupa'ya yöneldi. Futbolcular, genç futbolcular. Oradaki gördükleri eğitim ve futbol antrenmanlarından dolayı milli takımın bunun şeyin meyvesini yiyor şimdi. Lucescu geldiği zamanında dedi oyuncu yok dedi. Ve oyuncular Avrupa'ya gidince birdenbire bir milli takım oluştu. Belki hepsi sağlıklı bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na giderse belki Avrupa şampiyonu olabilecek bir kapasitede bir milli takımımız var şimdi. Bu tesadüf değil. Bunlar Türkiye'de altyapılarda yetiştirilip bir kısmı ondan sonra Avrupa'da gidip üstüne katarak bu başarılı. Bugün Juventus'ta bir oyuncumuz var. Bugün Leicester City'de, Barcelona'da istediği, Manchester City'nin istediği bir Çağlar Söyüncü var. Yani bunlar tesadüf değil. Bunlar tabii ki sabır ve iyi bir eğitimle oluşan şeyler. Bizim oyuncularımız yeteneksiz değil ki. Maalesef evet. İyi yönetilmek lazım. Evet. Türkiye'de ona maalesef şey vermiyorlar. İşte hep bazen ben arkadaşlar arasında sohbette hep söylüyorum. Genç futbolculara maalesef Türkiye'de şans verilmiyor. Ama Avrupa'da bir takımda 18 yaşındaki bir çocuk Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliyor. Bizde dediğin gibi Çağlar Söyüncü, Merih Demiral bunlar gençken keşfedilip hiç kimsenin farkına bile varmadan neredeyse Avrupa'da şu anda en iyi kulüplerde oynayan gençler. Peki Kayhan Bey siz bunu gündeme getiriyor musunuz? Siz hani Fenerbahçe Derneği... Yok, şimdi biz henüz yeni yönetim olarak bir senelik bir yeni yönetimiz. Türkiye ile bağlantılarımız da yeni yeni oluşmaya başladı. Tabii sürekli bağlantı içindeyiz ama maalesef bu konuları her zaman gündeme getiremiyoruz. Türkiye'deki kulüplerin işleyiş tarzı biraz daha farklı. Bunu biz zaman zaman arkada biz de bu camianın içerisindeyiz. Ben de geçen sene Türk Spor'un yönetim kurulu üyesiydim. Orada da güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Ama peki, dediğim mesela... gibi burada şey oluyor işte dediğim gibi Türkiye'deki mesela çok güzel bir şey söyledi biraz önce Murat. Dedi ki milli takım. Milli takımda oynayanların şu anda %90'ı neredeyse Avrupa kökenli. Türkiye'den de çok iyi aslında yetişmiş Çağlar Söyüncü gibi
Merih Demiral gibi. Peki bunları yani aslında biz mi göremedik, göremiyoruz? Yoksa maalesef onlar mı aslında görüyor? Yani Türkiye'de, nasıl Türkiye'de, bir şey var hocam? Türkiye'deki yöneticiler ve antrenörler görmüyor. Genç diye almıyorlar mesela atıyorum ama evet. 25-30 yaşındakini milyon dolarlar verip Türkiye'ye getirebiliyorlar. Metin hocamıza ben sormak istiyorum. Çok önemli bir nokta orada. Bunların hepsi olur burada. İlk önce biz kendi aramızda bir anlaşmamız lazım. Uyuyan bir canavar var orada. Uyuyan bir canavar. Berlin'de. Ben yine Berlin'e dönüyorum. Batı'ya hiç gitmiyorum ben. Biz burada olduğumuzu hocam da çok iyi biliyor. Evet. Çünkü yüksek birlikte bir hocalık yapıyor. Uyuyan bir canavar var. Ve o canavarını uyutuyoruz. Çünkü biz iki kişiyi bırak, üç kişi hani birleşemiyoruz bir yerde. Birleşsek neler var? Yani birleşmemiz için yani ne gerekli peki sizce? Ne yapacağım? Kalkacağım koltuğumda, buyur abi geç diyeceğim. İşte onu yapmıyorlar. Bütün olay o. Koltuk sevdası mı? Aynen burada devam ediyor. Ben biraz daha ileri gideceğim. Teşekkür ederim. Yani ben burada yöneticilerin gençlere yönelik çalışma zihniyeti olmadığını düşünüyorum. Herkes kendi rantın peşinde. Herkes kendi isminin peşinde. Çıkar amaçlı. Çıkar amaçlı. Burada bu konuya dayalı bir proje yok. Ve oyunculuğu yapan bir yönetici de görmüyorum. Yani her kulüpte aynı. Maalesef bizim kulüp başkanlarımız, Metin abi yanlış anlamadım. Estağfurullah. Rahat. Kulüp başkanlar Türkiye liglerini örnek alıyorlar. Aynen doğru söylüyorsun. Yani biraz önce maalesef. Burada bile amatör kulüplerde sürekli antrenörler değişiyor. Ben başkanım size, anlatıyorum, kabul ediyorum. Doğru. Bir örnek vereyim kısa zamanda. Ersan Parlat'tan BAK 07'de ilk senesinde ikinci oldu. İkinci senesinde kadroyu biraz değiştirip tekrar birinciliği amaçlarken kaç maç sonra yolladılar? Bu sene 6. ve 7. maçtan sonra mı ne 3 defa galibiyetlik alamadı. 3 defa üst üste maç kazanamadığı için gitti. Peki şimdi soruyorum bu hoca ilk senesinde kötü müydü ikinci oldu? Veya başkan için iyi miydi? İyiydi ama sonradan 3 maç. Bu futbolda vardır bu olaylar. Yani 3 maç yenemiyorsa diye hemen bu hocayı mı göndermek lazım? Ve ne hikmetse Ersan Hoca gidince yeni bir hoca geldi. Daha kötü oldu durum. O çoktan gitmesi yani. Lazımdı buna bakarsın. Karışmış gibi olmayayım başkan olarak. Yanlış anlamışsın ama orada kendisi, bir olay varsa o zaman aynısını öbür tarafa da yapacaksın. Şimdi kendisi Göztepe'de Türkiye Süper Ligi'nde. Tebrikler buradan. Yardımcı antrenör. Gururumuz bizim. Yani bu bir örnektir. Bunun gibi çok daha örnek. Yani aslında şöyle bir sonuç çıkarabiliriz değil mi? Hani aslında biz buradaki Berlin'de yaşayan, Avrupa'da yaşayan, Almanya'da yaşayan gençlere destek evet bir şekilde veriliyor başkan olarak ama herkes başkan olma isteğiyle mi yanıp tutuşuyor? Sebep bu mu aslında? Yani ya ben şimdi birleşememenin sebebi bu mu? Şimdi hoca seçimlerinde mesela bir örnek vereyim. Hoca seçimlerinde hocayı alır karşına başkan. Der ki ya senin lisansın nedir? Veya futbolleri olması lazım. A lisans olması. Ya ben de soruyorum ki benim sorum da şu. Ya başkanım senin ne lisansın var ki bu böyle bir kurumu yönetme tebrik ederim şeyin var mı? Yani iş ondan bitiyorsa tabii ki tecrübe önemli. Tabii ki alanında uzmanlık önemli. Muhakkak. Ama o uzmanı da bırakmak lazım. Sen imkanları sun, idareciliğini yap, yönetimini seç, kulübü yönet ama sportif alanını da bırak, uzmanı yapsın. Sezon sonunda olmuyor mu? Oturursun karşılıklı tartışıp, analiz yapıp ya devam edersin ya da ayrılır. Yani bir şekilde bazı sebepler var ama bunlar da aslında çözülmeyecek sorunlar değil. Bir şekilde çözülebilir. Rantı bırakacaklar. Rantı bırakacaklar. Hizmet etmek istiyorsan hizmet edeceksin ama rantı bırakacaksın. Evet. Peki hocam sizin de işiniz var. Programdan birazdan ayrılacaksınız. Antrenmanınız var. Ben size hemen son sorularınızı, son cevaplarınızı artık alayım. Ne söylemek isterseniz buradan bizi izleyen izleyicilerimize veya da konuyla alakalı muhataplarınıza buradan neler söylemek istersiniz? Ya bir dakika hocam. Tabii. Çok önemli sizin vakti olmak için. Bir fikri de almak istiyorum. Kusura bakmayın işinize kadar. Bilmiyorum biliyor musunuz? Burada Avrupa Türk Spor hani Türkiye'deki Futbol Federasyonu Avrupa'da bir federasyon kurdu. Avrupa Türk Futbol Federasyonu diye. Levent Karaca ve Ayhan Yıldız. Bir dakika. Bunu biliyor musunuz siz? Kimse bilmiyor tam ve göre. Bak hani burada bir konu. Şimdi bir şey anlatmaya. Nereye gideceğim hocam? Valla kesin. Buradaki konu mesela
Batı Almanya'da yürürlükte bu federasyon. Ama Berlin'e hiçbir şey ulaşmıyor. Yok, yok ulaşmadı. Berlin, sanki Berlin bir devre dışı. Hani biz kaynağız burada. En büyük kitle burada. Yani, WhatsApp yani grubunu zaman. Almışlar beni de ama. Ama abi WhatsApp grubunda bu iş olmuyor. Hani, ama ne oluyor? Biz de burada hani önde olan kulüplerimiz hareket yok bizde. Şimdi ben tek başıma hareket yaptığımda gelin benimle beraber desem kimse gelmiyor benimle. Çünkü şey değil. Çıkar amacı yok. Şimdi kusura bakmasın öbür başkanlar diyecek bu ne demek istiyor. Gerçek bir şey bu. Hani bildiğimizi saklamamıza gerek yok. Ama çok önemli bir nokta bu. İşte bizim gençlerimizin noktası bu. O şirket, hani o şirket diyelim, o federasyon orada kurulduysa toplantılar oluyor, onlar oluyor. Abi bu Berlin temsilcisi kim bunun? Bir gelin buraya bir bakın ya. 300 bin tane Türk var. Şey Almanya'da en fazla Türk takımları üst liglerde oynayan biziz. Ben size anlatayım çok, ben takip ediyorum. Münih Türkücü, hoca taraftar değil zaten, Alman kulübü diyor. Bir de Augsburg, Türk Spor var, Oba Liga'da oynayan. Onun dışında koskoca Almanya'da oynayan üstlüklerde Türk takımları yok. Ama Berlin'de BK, Hertha Zeks, Türk Spor, Türkiye Spor, Hilal Spor, Aldersip, hepsi, bütün kaynak burada. Yani esas kaynak Berlin. Ama biz burada birleşip de onlara, one minute, ne yapıyorsunuz kardeşim, gelin bakalım bize. Sen orada ne konuşuyorsun ya? İlk önce affedersin derler de bir destur al bizden. Öyle bir geçiver. Abi biz burada kaldık. Evet, Berlin inanılmaz bir yani inanılmaz bir potansiyeli. Evet, evet. Ama suç kimde? Ben o tarafa suçu bulmuyorum. Yine bizde hocam. Devam edersen çok özür dilerim. Şimdi bu konu hakkında da bir şey söylemek istiyorum. Böyle bir projeyle başlattığın zaman tabii ki hobi olarak yapmayacaksın bu işi. Bu işi yapıyorsan profesyonel hocalarla çalışacaksın veya hocalara öyle bir imkan sağlayacaksın ki sırf bu işe yönelsinler. Hoca gelip de 8 saat fabrikada çalışıp da ailesini geçindirme zorunda kalıp da ondan sonra gelip burada bir de gençlere yetiştirip veya keşfetmesi olmaz. Bu ne demektir? Bütçe lazım. Yani çoğunlukla bizimkiler ya sen bizdensin işte ne bileyim vatanseverlik bilmem şu bu falan filan yaparsın işte milli takımdır işte. Peki bu destek veriliyor mu size? Yani iş adamları tarafından olsun, işte iş yapan tarafından, hani maddi açıdan destek veren Türk vatandaşlarımız oluyor mu genelde? Ben şimdiye kadar İş adamlarımız mesela. Orada ben başkan olarak bir şikayetim var. Şimdi biz hepimiz aynı iş adamlarına gidiyoruz. Birkaç kişiyle konuştum. Dediler ki bana ya Metin, ya yeter artık ya. Sen geliyorsun, Kayhan geliyor, Onur geliyor. Murat geliyor. Ya kardeşim benim 1000 euro'm var. Ya ben bu 1000 euro'yu niye dörde böleyim? Bana diyorlar ki ya gelin hepiniz 1000 euro mu? Baktım bir şey var. Ben size 2000 euro vereyim. Böyle toplum ortamı da hani nasıl birleşemiyorsak bir de öbür tarafı da bozuyoruz. Olmuyor. Olmuyor. Bir yere varamıyoruz. Olmuyor. Evet, Berlin Liga, Berlin en yüksek ligi, amatör ligi. Son 5 takımdan 3'ü Türk takımı. Yok şimdi Alman yönetimine bakarsan bir hani Türk Spor, Türkiye'm Spor, Hilal Spor, Aldersim, bir de Brandt. Siz hariç diğerleri düşme potasında. Biz hariç bir düşme potasında. Türk Spor hariç düşme potasında. Bu 5 kulüpten 1 veya 2 tane güçlü kulüp olmaz mı? Olur. Çok da iyi. Olur. Ama peki olmaz. İleride böyle bir projeniz veya düşünceniz olabilir mi? Olacak denedik. Mı? Denedik. O atılımı yaptık. Hüsranla sonuçlandı. Hüsranla bir daha da o. Bir de olmaz diyorsunuz. Olmaz. Peki efendim sizin daha eklemek istediğiniz bir şey var mı artık bu konuyla alakalı? Yeterince konuştuk. Ben davetiniz için teşekkür ederim. Ayrılmak zorundayım maalesef. Peki efendim biz de teşekkür ederiz. Programımıza iştirak ettiğiniz için, katıldığınız için, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Metin Hoca sizin içiniz bir hayli yanıyor. Önce sizden şu şeyi bir alalım. Yani neden biz bunları yaşıyoruz? Yani neden mesela az önce de bahsettik. Buradan giden futbolcularımız, işte futbol adamlarımız gidiyor Türkiye'ye. Ama geride bıraktıklarını unutuyorlar. Evet. Desteğini vermiyorlar. Bunun niye yani neden bu şekilde yapıyorlar sizce? Sebepleri nelerdir ve bunun önüne nasıl geçilebilir? Şimdi bizim Türklerin içinde var ego, ben. Ego mudur yani sadece? Ben. Ben ilk önce ben olayım, ondan sonra onlar olsun diye. Halbuki o egonun hepsini değil de şöyle %20-30'unu bu tarafa ayırsan bu problemler ya. Hani bizim burada konuştuğumuz, anlattıklarımız hepsi çözülecek olaylar. Çünkü yaşımız başımız müsait.
Hepimizin kendimize göre işleri var, güçleri var. Belirli bir konumlara geldik. Bundan sonra hizmet yapmamız lazım. Ama biz hizmeti topluma değil de biz hizmeti kendimize yapıyoruz. Onun dolayısıyla hani demin hocanın anlattığı gibi bir Hikmet Karaman, Ümit Karan, İlyas Tüfekçi ama tabii kendinden rahatsızlığından dolayı İlyas yardımcı olamıyor. Ama böyle kişiler mesela az bir şey buraya düşünüp de ama burayı düşünmüyorlar çünkü onlar da orada bir savaşın içine girmişler. Çünkü oradaki durum onları oraya itiyor. Yani mecburlar orada mücadeleyi vermeye. Onun yüzünden burada şey yapmıyorlar. Ama ben yine şöyle söylüyorum. Onlar gelmiyorsa biz onlara gitmemiz lazım. Bu iş böyle. Bekleyemezsin sana gelmelerini. Peki hiç böyle bir teşebbüste bulundunuz mu? Ama yani? Şimdi ben tek başıma gitsem diyecekler ki Metin senin etin butun nedir senin diyecekler. Hangi şeyle geliyorum ama ben şimdi şu kulüpler bir birleşsek 4-5 tane kulüp desek kardeşim bizim 300 tane 400 tane genç kulübümüz var. Ondan sonra biz bu ligde oynuyoruz. Tahmine göre onlar da bize otomatikman gelip yardım edecekler. Ama yani sağlam bir hazırlıkla gitmemiz lazım. Adam diyecek senin konseptin ne, vizyonun ne? Ya benim vizyonum Türkspor olarak işte size yardım... Abi nerede oynuyorsun, nedir? Kaç tane üyem var? Maddi durumun nedir? Bana nasıl yardım edebileceğim? Ama öbür türlü biz kulüplerimiz şey yaptığımız takdirde, birleştiğimiz takdirde daha kuvvetli, daha inandırıcı şekilde gittiğimiz takdirde ben de inanıyorum yardımcı oluruz. Ama sesimizi çıkaramıyoruz burada. Yani takılıp kalmışız burada. Bir kutuda. Herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Sonumuz hayırdır diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim. Evet, Metin hocamızın görüşlerini aldık. Peki Onur Bey siz ne diyorsunuz? Sizce fikriniz nedir? Yani bu gibi bu yaşananların sebepleri nelerdir? Güzel program oluyor. Çok konulara el aldık. Tabii ben de böyle sorunuzu cevaplamadan önce bazı fikir beyan edildiğinde bazı şeyler aklıma benim de kaldı. Birincisi şöyleydi. Buradan giden hocalarımız, futbolcularımız niye tekrar dönüşünde Berlin'e bir faydası oldu mu olmadı mı? Hani orada da birazcık dürüst olmak lazım. Bazılarının olmuştur, bazılarının olmamıştır. Biz bunu duymuşuzdur, duymamışızdır. Hani orada da herkesin hakkı yenmemesi lazım. Ama genel anlamda ben de şuna katılıyorum. Çoğunun hiçbir faydası olmadı. Bunu da şuna değiniyorum. Tabii tecrübeli olarak konuşuyorum. Ben bunları yaşadığım için, kardeşimden dolayı Türkiye'de bulunduğum için, bu insanlarla tanıştığım için, tavır ve sergiledikleri duruşları bildiğim için kafa yapılarını. O yüzden gönül rahatlığıyla konuşabilirim yani. Oradan duydum, buradan duyduklarına değil. Şimdi Berlin'e baktığımız zaman niye birleşemiyoruz diyoruz. Türkiye'ye mesela giden bir kişi de şöyle, bence biz birazcık da ne kadar sosyal, ne kadar eli bol, açık insan bir kitle, Türk milleti olduğu zaman ama gene de birazcık ben kendimizi egoist, hain demeyelim de egoist, kibirli, kendini düşünen veyahut da hesaplarını uzun vade değil kısa vade yapıp kenara çekileyim. Yani bir topluma bir faydam olsun diye pek, bu da ama yadırgamamak lazım. Bence şuraya bir bakmamız lazım. Büyüklerimiz Almanya'dan buraya gelirken aman birisi efendim bir bisiklet alayım, aman birisi efendim bir ev alayım, burada paramı kazanayım geri gideyim kafasındaydı. Hı hı. Belki de o nesildeki çocuklar da baba anne yani ekonomi konusunda çok fazla çalıştığında belki hani bu bizden önceki nesli bahsediyorum. 40 yaşına şimdi 45 yaşına gelen eski topçu abilerimize. Onlar oynuyordu ediyordu o dönemde ama çok güzeldi. Ama belki yapı olarak da eğitim olarak da Türkiye'ye geldikten sonra yani ben kendimi geliştireyim ileriye dönük düşünce değil. Onlar da yani doğal olarak oynayabildiğim kadar yeteneğimin en iyisini şeklini yapayım. Paramı kazanayım belki oradan da geri geleyim amaçlıydı. Yani herkes biraz giderken klasikleşmiş bir mantığı. Giderken ben kendimi eğiteyim burada kalayım antrenör olayım veya hoca olayım diye bakmıyorlardı olaya bence. Ama dediğim gibi belki de bunu yadırgamamak lazım. Giden kişiler pek fazla kendini de yani geliştirip tekrar buraya dönük ne yapabiliriz diye düşündüklerini sanmıyorum. Evet. Peki Metin Hoca şunu da eklemek isterim size. Şunu sormak isterim daha doğrusu. Az önceki problemlerden, sorunlardan bahsettik. Yani aslında bizler burada Türk toplumu olarak 300 bin, 400 bine yakın Berlin'de Türk vatandaşları olarak
Evet, herkes bir şekilde çalışıyor. Ekonomik anlamda ailesini geçindiriyor. Sıkıntıları olabiliyor maddi manevi. Peki bir gün gelecek mi? Yani sizce hayal edebiliyor muyuz? Yani buradaki gerçek anlamda bu kulüpler birleşmiş. Başkanların yerine bir başkan gelmiş. Türkiye'deki kulüplerden güzel ilişkiler içerisine girmiş. Böyle bir şey hayal edebilir miyiz veya ne kadar süre sonunda bunu hayal edebiliriz, gerçekleşebilir? Vallahi şöyle arkama baktığımda, benden sonra kim geleceğe baktığımda hani zor görüyorum. Çünkü bütün olay maddiyata dayandığı için. Hı hı. Biz bu olay hani yapmak isteyen çok olabilir. Hani Kayan arkadaş, Onur arkadaş yani yetenekleri var başkan olmaya. Ama başa geldiklerinde onlarda da aynı problem çıkacak. Maddiyat, maddiyat, maddiyat. Çünkü yukarı bir dikte oynadığınızda belirli bir bütçe var. Hani benim bu anlattığım bütçeler 5 bin, 10 binlik bütçeler değil. 100 bin, 150, 200 bin. Yukarıda oynadığınızda 500 binlik bütçeler bunlar. Şimdi bu bütçeler olmadıktan sonra oralarda oynayamazsın. Destek olmayınca bunlar olmuyor. Hı hı. Şimdi belki bizim, şimdi biz ikinci generasyon olduğumuz için biz daha değişik düşünüyoruz. Ama bizim üçüncü jenerasyon, buradaki gençlik bizim gibi düşünmüyor, ince değil. Onlar normal neyse odur. Nerede trak orada bırak, adamın hiç umurunda değil. Biz diyoruz ki aman bizim evladımız bir şey olmasın, kulüp alsın götürsün, hani idare ediyoruz. Ama bir olay gelecek, bir gün patlayacak bu olay. Patlayacak. Biz bunun farkındayız ama hala uyanmadık. Hala evet. O bizim egolarla devam ediyoruz. Artık sonumuz hayırlısı olsun. Ama üzüntücü bir olay. Çünkü 300-350 bin kişilik bir Berlin'de Hertha BSV ve Union'dan sonra bir üçüncü güç olamıyorsak affedersiniz bu bizim ayıbımız. Benim önümüze her şeyi koymuşlar. Buyur diyorlar. Ve biz diyoruz ki aman ben şuradan alayım ben şuradan. Yok abi hepimiz beraber yiyelim. Nasıl eskiden köy sofrası oturdu herkes bandırıldı. Kalktığımızda hiç kimse sen az baz yoktu. Oh Allah bereket versin şükürler olsun oturduk. Şimdi biz değil ya bu iki tane fazla aldı ya ben bir tane az aldım. Biz bunun peşindeyiz hala. Evet. Yani en büyük üzüntü olay bu. Ve ben gelecekte bunun düzeleceğine de inanmıyorum. Ha belki bazı kişiler geriye çekilip vizyonu olup. Ben her zaman vizyondan konuşuyorum. Çünkü ben iş hayatında da öyleyim ben. Etaplı gitmek lazım. Vizyonlu olmak lazım. Ya vizyonun yoksa ya o işi yapma. Bırak başkasına teslim et. Bayrak yarışı yapalım. Hani bir yere geldin bu bana yeter ama kimse gelmesin ben bunu böyle götürürüm. Yok öyle bir olay ya. Yok böyle bir olay. Ben ne kadar yaşım ilerse bile çıkar bir tane genç bana iki tane laf söyler. Ulan derim adam helal olsun bak. Bana iki tane laf söyledi işi götürdü. Evet. Bu iş bu kadar kolay. Birazdan kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. Siz de tabii sizin de görüşlerinizi alacağız. Süremizi şu anda bir ara vermek zorundayız. Sevgili izleyiciler kaldığımız yerden birazdan devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Spor ağırlıklı olan bu konuda, bu programda evet Kayan Bey az önce sizi kesmek zorunda kaldık. Süremizi çünkü ikinci bölümünü kapatmak zorundaydık. Sizden alalım şimdi sizin görüşleriniz nelerdir, fikirleriniz nelerdir? Tabii şimdi Onur arkadaşımız ve Metin Başkanımız bu konular daha alakalı. Ben sadece oğlum futbol oynuyor o konuda biraz bilgilerim var. Ama tabii hep gene diyoruz dayanışmayla ilgili. Hı-hı. Ya dayanışma olmadığı sürece maalesef hep geride kalıyoruz. Biraz önce Onur arkadaşımız şeyden bahsederken kendisi de aslında Berlin ve yöresel ligde Berlin yöresindeki futbolcularla menajerlik konusunda bayağı iyi birisi.
Türkiye'deki acaba Türkiye'den gelen bu eski futbolculara veya antrenörlere hiç acaba şey yaptı mı? Futbolcu önerdi mi veya öyle bir şeyiniz oldu mu sizin? Tabii bazı arkadaşlarla konuşurken abimizlerle oyuncu öneriyoruz, ne yapabiliriz? Ama bu daha fazla böyle 6 sene önce, 5 sene önce böyle tabii o gençliğin verdiği heyecanıyla ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Ben de Türkiye'ye oyuncu önermek istiyorum diye. Bir kısa dönem öyle düşünceler olmuştu ama sonradan kardeşim ve sıkıntılarımız böyle aklıma gelince kendi kendime dedim. Arkadaş sen aslında bundan yana değilsin yani. Sen daha fazla gençlere dikkat edip de doğru zamanda, doğru vakitte transfer olmasını teşviklemen lazım. Yani tam tersine. Çünkü menajerlik açık söyleyeyim şöyle bir şey. Yani kendini düşüneceksin. Transferde kazanabileceğin çok ciddi rakamlar dönüyor. Onları düşüneceksin ve eğer bunu kendi kişiliğinle bağlaştırabilirsen, yakıştırabilirsen bazıları. Çünkü açık bir şey, menajerlik çakallıktır, komisyonculuktur ve bunu açık söyleyelim. Ama bunu iyi yoldan, dürüst yoldan yapabilenler de var. Ama buna vakit harcamak lazım, daha ayrı insanlarla ilişki kurmak lazım, statlarda gezebilmek lazım. Ve ben de açıkçası bir aile insanı olduğum için daha fazla hani bu meslekte de çok fazla aileden uzak kalındığını bildiğim için hani onu da ifade etmek isterim ki hiç tercih etmedim yani. Daha fazla hep aktif rol aldığım kulüplerde arkadaşlarıma, çevreme daha fazla evet. O dönem. Unutmadan şunu söylemek istiyorum. Biz demiştik Türkiye'ye gidenler falan o soru işini cevapladık ama belki siz ileride vakti öyle bir şey sorular soracaktınız. Genelde buradaki gençler Türkiye yani son anlamlarda bilmiyorum siz takip ettiyseniz ben büyük böyle transferler ya da Türk gençlerin Türkiye'ye gittiğini pek fazla takip edemedim. Ya da evet. Son zamanlarda bir Muhammed Kibrit Hertha Berlin'de oynuyor ki o da bir yurt dışına başka bir ülkeye bir macerası vardı. Ama şu anda bir kaliteli yüksek düzeyde oynayan son iki senede giden arkadaş görmedim. En fazla gördüklerim alt liglere gidenler, sabırlı olanlar. Yeteneğim benim bu kadar deyip de o ortamda ben yer alayım, işimi yapayım, fazlasını düşünmeyeyim, eksini yapmayayım diyenler bir nevi oynayıp edip başarılı olup geliyorlar. Evet. Bunu görebiliyorum. Peki Kayhan Bey, şunu size, şu sorumu yönlendirmek istiyorum. Mesela Almanya'da yaşıyoruz. Buradaki Alman futbolcular futbolu bıraktıktan sonra veya futbol hayatını ara verdikten artık emekli ayrıldıktan sonra futbol kulübü açıyorlar veya işte buna benzer spor kulüpleri açıyorlar. Şimdi bizim görüşlere baktığınız zaman bizimkiler ne yapıyor? Bizimkiler de hani tavla oynuyorlar. Tavla mı oynuyorlar? İnanın gerçekten Almanya'yı Avrupa'da bu konuda gerçekten takdir etmek gerekiyor. Almanların inanılmaz bir İnanılmaz bir şeyi var. Altyapı örneği var. Hem milli takım bazında hem takımlar bazında. Çünkü dediğiniz gibi emekli olan eski futbolcuların birçoğu hiç fark etmediğiniz kendi takımlarının altyapılarında veya milli takımların altyapısında yaş gruplarına dağıtılarak antrenörlük yapıyorlar. Ve bundan da dolayı da Almanlarda çok güzel, iyi gençler yetişiyor. Türk futbolcular da çok tabii. Ve maalesef bizde altyapı biraz geç başlıyor. Burada Almanya'da altyapı aşağı yukarı 6 yaşında, hatta 5 yaşı Pampers Ligi diye başladı. O lig de var. 5-6 yaşında başlıyor. Türkiye'de maalesef en erken benim bildiğim 13 yaşından itibaren başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü o 13 ligini bazen görüyorum. Federasyon sayfasından da takip ettiğim kadarıyla o 13'ten başlıyor bir yanlış hatırlıyorum. Ama adamlarda 6 F5 dediğimiz yani F Jugend dediğimiz Jugend'den başlayıp ve bunları da kısım kısım ayırıyorlar 1'den 5'e kadar. F Jugend'de ne bileyim sonra E Jugend geliyor, sonra D Jugend geliyor, C Jugend, B Jugend, A Jugend olarak da değişiyor. Ve bu yaş grubu 6 yaşından yukarı doğru çıkıyor. Ve dediğim gibi gerçekten birçoğu ve milli takımlar bazında ve kulüpler bazında hepsi eski futbolcular. Bizde maalesef Türkiye'de ne oluyor? Herhangi birini buluyoruz. Tamam belki futbol oynamış ama
tam profesyonel olamamış. Hı hı. Birilerini buluyorlar bir şekilde. Şey yapıyorlar, antrenörlük yapıyorlar ama tabii onlar da verimli olmuyor. Evet. Aslında bu konuyla ilgili çok konuşulacak daha şeyler var ama inan. Geleceğiz. Yani. Şimdi Metin hocamıza dönmek istiyoruz. Bir şey söylemek istiyorum. Ne güzel altyapı dedik. Buradaki altyapının sistemi de daha ben oradan devam edeyim. Hı hı. Mesela diyelim ki 12 yaş itibariyle semt, bölgeler sonra seçmeleri oluyor. Atıyorum evet. Mesela Berlin'in semtlerinin kendi seçmiş karma takımları oluyor. Buraya karma takıma kim gidiyor? O semtte faaliyet gösteren mevkisi orada bulunan kulüpler. Bu öyle bir devam ediyor ki Berlin karması çıkıyor. Berlin karmasından sonra... 4 bölge var galiba değil mi Onur Bey? Yok öyle değil. İki Berlin karmasından sonra ilçeler demeyelim de bu sefer ilçeden sonra sınır dışına çıktığımız zaman şehir dışına eyaletler başlıyor. Hı hı. Eyaletler arasında karma takımları var. Buraya da altyapının milli takım hocaları gidip artık onların aralarındaki dostluk maçlarına bakıp zaten yetenekli çocukları ta 12 yaşında keşfedip nasıl keşfediyorlar? Şimdi bazen işte gene biz sabırsızız ya bizim Türk ailelerimiz ya bizim çocuğa bakılmıyor. Biz Türk'üz, biz zor. Öyle bir şeye ben inanmıyorum. Çünkü şöyle bir şey ben biliyorum. Bir Hertha Berlin'in antrenörü misal U12, 12 yaş grubu dostluk maçı yaparkana ya da maç yaparkana adamın maçla ziyade bir görevi daha var. Listesine 3 tane 4 tane o maç içinde rakip takımın yetenekli çocuğunu kaydetmek. Bu da bir scout ekibi olarak kaydediliyor. Evet. Ona göre de çocuk eğer 3. 4. şahıs üzerinden bir daha zaten söylendiyse o çocuğu zaten kayıt altına alınıyor. Yani yeteneği olan bir genç zaten elinde sonunda bu Berlin'de misal Berlin'e ya da Union Berlin'e seçilecektir. Yani sistem olarak buradaki çalışmalar öyle aslında bir ortam sunulmuş ki bunu bir tek kullanmak lazım. Yani profesyonel bir şekilde menajerlik yapılıyor aslında. Sistem tabii. Bir şekilde aynen. Devam ediyor. Tabii, tabii. Metin hocamıza döneceğim birazdan. Az önce dönecektik. Onur Bey'e hemen bir konu düştü. Konuyla alakalı şu kısa bir sorum evet. Olacak Onur Bey'e. Peki siz kendi dalınızdan bahsettiniz. Peki Türkiye'den buraya gelen menajerler buraya gelip yetenekli futbolcuların, gençlerin peşinde. Peki buradaki ailelere tavsiyeniz ne olur? Yani buraya gelip çocuğunuz çok yetenekli sizin. 14-15 yaşına gelmiş gerçekten çok yetenekli bir futbolcu olacak belki. Ailesinden izin alınıyor. Menajerler tarafından alınıyor götürüyor Türkiye'ye. Bunların yaşadığı sorunlar nedir? Gerçekten böyle bir şeye siz izin, onay sizin tarafınızdan olması gerekti mi? Yani ne gibi sorunlar? Ben şöyle söyleyeyim yani. Kısaca. Genelde şimdi siz dediniz ya 15 yaş grubu ya da 16 yaş grubu. Öyle hı-hı. Bir şey yok. Evet. Gelse 17-18 yaşını doldurmuş gençler için gelirler. Bu da oradan gelenler kim? Oradan gelenler işte bizim arkadaş dediğimiz bir kulüpte görev alıyor. Sportif direktördür. Hı-hı. Veyahut da bir kulüpte faaliyet gösteriyor. Bir arkadaş kulüp satın almıştır. Başkan yardımcısıdır. Yönetimden birisini yollar. İzle et diye. Ben daha fazla o gelen insanların burada gününü gün etmek için biraz Avrupa'yı görmek için geldiklerine inanıyorum. Hı-hı. Bu bir. Evet. İkincisi daha fazla soru şöyle. Daha net sorulsa sevinirdim. Buradaki bizim insanımız nasıl çocukları etkileyebiliyor oraya gitmek için? Hı-hı. Bence dediğim gibi zaten FIFA kurallar koymuş. FIFA demiş ki 23 yaşına kadar çocuk eğer yurt dışı transferi gerçekleştirilecekse bu çocuğun oynadığı kulüpte kaç sene kalmış, ne yapmış diye bunun zaten bir bedelleri var. Ben zaten ilk defa diyorum ki ya isterse gelsin Fenerbahçe seni 17 yaşındayken beğensin. Eğer bu çocuk 5 sene oynadıysa bir kulüpte 60 bin eurodan zaten 300 bin euro bir transfer bedeli var ki o transfer gerçekleştirilsin. Ben de Türk ailelerini burada görünce ya işte benim oğlum Türkiye'ye gitse şu kadar şu yaşında nasıl olur diye ilk önce bunu bir söylüyorum. Bana Türkiye'den bir kulüp getir ki bu maddi sıkıntıyı önce bir aşsın. Orada transfer yani zaten her şey patlar. Para mı yani? Mesela her tamam şey... çocuğa 1 milyon teklif ettiler. Çocuğu gönderdi ama geleceğinden etti. Yani öğrenim hayatı bitti. Farz edelim ki. Farklı bir ülkeye evet. Geçiyor. Yani tamam kendi ülkemiz ama evet. Sonuçta kültür farklılıkları vardır. Entegre farklılıkları aynen, vardır. Aynen oraya gelecektim. Farz edelim ki tamam bu benim dediğim önce bir misal olarak bir ekonomi misaliydi. Hı-hı. Diyelim ki şimdi ama bundan bitmiyor. Çocuk isterse yani dünyanın ilk 10 kişiye girebilecek bir yeteneği olsun yani. Yapısı önemli.
çocuk ya da kişinin kendi yapısı. Burada ben şunu inanıyorum. Daha fazla annemizin yemekleriyle, mesela atıyorum benim öğrenci hayatımda ya da kardeşim futbolcu dedim ya. Hı hı. Sabah 8 okula gider, öğlen 2'de çıkar. Bir saat, 2 saat yemeğini yer. Bir saat ders çaldıktan sonra zaten hemen idmana gider. Ki bir de bu Alman kulüplerin altyapı ve yetenekli gençlere kurduğu böyle bir okul sistemi var. Yetenekli çocuklar akademi değil, futbol okulu ağırlıklı sınıflara gidiyor. Kulüplerle birlikte çalışanlar. Evet. Atıyorum bir turnuva oluyor. Orada gidiyorlar, derslerini de yanında öğretmen veriyorlar. Çalışabilecek bir ortam kuruluyor. Ama şunu söyleyeyim, ben hiç kimseye buradan, yani kendine bir güven olmadan, kişisel olarak, yani bir insan kendine bir güvenir. Türkiye'de sırf ben her sene 6 hafta okul tadilimi yaptım, ben Türkiye'yi tanıyorum demekle olmuyor. Türkiye'yle ilgili haber izliyor musun? Şu an Türkiye'deki durum ne? İnsanlar nasıl yaşıyor? Ne yapıyor? Ne ediyor diye. Yani ayak, bir kere şu yetenek olması lazım futbolun yanında. Ben ortama ayak uydurabiliyor muyum? Hocanın yanında nasıl davranılır? Takım abilerine nasıl davranılır? Eğer ben şuna inanıyorum ki misal vereyim. Çocuk mesela burada yemek yapmasını da bilmiyor değil mi? Annemiz yapıyor bizim yemeğimiz, yiyoruz. Orada mesela öteki çocuklar, yani bu olayın ciddiyetin çok anlamı daha fazla. Yani aç kalmış demeyelim de yani ne zorluklarla gelmiş bir yere seçilmiş. Biz daha rahat böyle yetişmiş bir nesiliz yani, her şeyi evet. Önümüzde. Ya bir şeyin yani, aile desteği önemli ve evet. Çocuklara da öncelikle ön bilgi de vermek de önemli, aşılamak evet. Da önemli. Size birazdan tekrar Son olarak menajer de hep kendini düşündüğü için bunları anlatmaz. Hı-hı. Yeter ki şuradan bir şey duyayım. Para kazanayım. Sakın isim verme. Para kazanayım. Yok, onlar zaten kendini biliyor. Berlin gündeminde konuştuğumuz için o şahıslar kendini biliyor. Evet. Ben hiçbir zaman şunu, aileler lütfen dikkat etsin. Yeteneği varsa ya da bunu keşfettikten sonra doğru dürüst bir menajer şirketine gidip, hı-hı, sırf bunu yapan ve dürüst çalışan insanlarla bir araya gelsinler. Yani önce para odaklı olmasın. Aynen. Her şey. Bir noktadan sonra da bizde de var sıkıntı aileler olarak. Ben de bunun, evet, hatalarını yaptım. Ben de yani Gülbebek, biz de hata yaptık. Bir yaştan sonra çocuğu rahat bırakıp, hı-hı, bir kendine her şeye karışmamak lazım. Bir ileriden destek çıkıp izlemek lazım yani. Orada biz çok fazla şöyle yap böyle yap yönlendirdiğimiz için çocuklar da bir noktada şey yapamıyor yani. Evet, doğru efendim. Peki Metin Hoca, size şu soruyu yönlendirmek istiyorum. Az önce Onur Bey de bunu ifade etti. Bu iş biraz ticarete dönmüş gibi. Hani bir baktığınız zaman evet Türkiye'de altyapı eğitimi var, şu var, bu var ama biraz bu iş hani eğitimden, spordan, işte çocukları geleceğini hazırlayalımdan ziyade hani menajerler vasfında olsun, diğer bölümlerde olsun. Sizce böyle mi gerçekten? Şimdi şu olay şuna benziyor. Yani Ay'a çıkmaya çalışırken Amerika Mars'a atladı bile, gerek görmüyor. Biz diyor Jüpiter'e gidelim diyor. Biz olumsuz. Ben size bir örnek vereceğim. Çin futbol bakımından, hı hı, çok geri kalmış bir ülke. Ama onlarda bir proje var. Bilmem ne kaç senesinde biz dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Adamlar kulüpleri birleşip bir sistem kurmuşlar. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Mesela diyelim Çin'in Şangay takımı, attım kafadan. Şangay takımında 500 tane genç takımı var. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Alıyorlar onları Almanya'ya, bir kulüple anlaşıyorlar. 10 günlüğüne Almanya'ya yolluyorlar. Diyorlar ki, kardeşim bu takımı ben sana yolluyorum. 10 gün profesyonelce antrenman yaptıracaksın. Bu yaş grupları 8, 10, 10, 12, 12, 14. 10 gün burada eğitimini alıyor. Futbolun göbeğinde her şeyi öğreniyor ve gidiyor Çin'e. Burada öğrendiklerini devam ettiriyor. Ve Çin bunu durmadan yolluyor. Bir ara burada bir olay olmuştu. Çin'den gelen bir takım burada yüksek ligde entegre olup o ligde oynayacaktı. Tabii bu Çin'deki olaylardan dolayı protesto edildi. Tayvan olayından dolayı iptal oldu bu proje. Ya biz Türkiye Cumhuriyeti olarak ya niye bunu yapamıyoruz? Niye bu gençleri eğitemiyoruz? Ya yerimize... Şimdi kusura bakma, Fener'e bir sallamam lazım bu ara. Adil Rami'yi 2,5 milyona alıyorsun. Allah yar diye bir genç çocuğu İran'dan 1 milyona alıyorsun. 3,5 milyon eder. Adil Rami İstanbul'da mankenlerle geziyor. Allah yar, amatör kümede bir yerde dolaşıyor. Ama bu... 3,5 milyon. Pardon. Bu...
Diğer takımlarda da geçerli. Ya bakma Fenerbahçe bu kasaydır ama. Şimdi biz bak, genel anlamda ben şey olarak şey. Espri anlamında diyorum. 3,5 milyon euro var. Evet. Bu bir senelik. 2 seneye vurdu mu 5 milyon euro diyelim. Abi Adil Rami nerede? Allah yer nerede? Gitti 5 milyon. Bu 5 milyon euroyu alıp da Türk Spor, Türkiye'm, BHK, Hilal Spor, Köln, Yurdum Spor, bilmem ne spora ya verirsen 200. Ya kardeşim şuradaki gençleri yetiştirin. Bunların arasından garanti bir tane çıkacak. Türk çocuğu, öz be öz Türk çocuğu çıkacak. Ve bu çocuk çıktığında da Fenerbahçe'de oynadığı takdirde milli takımla oynayacak. Ya bunu niye yapmıyorsun kardeşim ya? Peki hiç böyle bir girişimde deniliyor mu? Yok, yapılmıyor yani. İşte. Ben yapılmıyor. Bunu demek istiyorum. Neden zamanında bu BHK ile Ankara Spor'un böyle bir şeyi olmuş projesi vardı. Ya oralara girmeyelim. Onun da o da başka kendine göre bir öyle hikaye. Her şeyin bir hikayesi var Kayhan. Peki. Ben seni çok iyi anlıyorum. O bizi aşar bazı konular. Oralara girmemize gerek yok. Hani demek istediğim ya sen bunlar görünmeyen rakamlar. Ya iki kişi 5 milyon dedim sana. Bir kişi daha koy 7 milyon. Ya sen 7 milyonu Almanya'ya getirdiğin takdirde neler çıkar biliyor musun? Yok öyle değil. Transfer yapacak. Adil Rami 2,5 milyon bu. Hemen diyecek ki bak seni Fener'e getiriyorum. Bana şuradan bir 500 ver. Öbürsü de diyecek ki 200 buradan ver. Adil Rami'ne 1 milyon, 1,5 milyon gitti aradan cukka. Bu iş bu. Bizim evet. Yapımızda bu iş var. Kendi altyapılarımıza da yatırım yapacak. Bizim yapımızda. Abi. Bizim yapımız yanlış. Bizim temelimiz Osmanlıyız. Atatürk'ün atamız. Her şey güzel. Ama belli bir zamanda biz yolu şaşırmışız. Temelimiz iyi değil. Ya bu Almanya yapıyor. Bizim eksiğimiz ne ya? Almanya'dan eksiğimiz ne? Peki Metin Hoca şunu sormak istiyorum ben. Türkiye'de milyon dolarlık transferler gerçekleştiriliyor. İşte birçok yerlere paralar aktarılıyor, gidiyor. Peki bu paralar buraya aktarıldığı zaman işte az önce bahsettiniz genelde aynı iş adamlarına gidiliyor. Aynı adreslere gidilip destek isteniyor. Yani bu Türkiye'den bu destek yeterince gelmiyor mu veya neden gelmiyor? Şimdi destek olayı var. Ama biz ilk önce Türkiye'de kendi içimizde bir olay. Şimdi yine şurada bir gün evvel olan bir olay var. Yine Fenerbahçe diyeceğim. Biliyorsunuz bir borçlanma olayı var. Yani bir federasyon Fenerbahçe diye 16 milyon daha borçlanma imkanı veriyor bütçene. Ya böyle bir şey nasıl olur dünyada ya? Ya takım seneye şampiyon olursa Avrupa'ya katılamayacak. Ve sen 16 milyon daha müsaade veriyorsun. Böyle bir zihniyet. Varamayız bir yere. İşte o zihniyet her yerde var. Sırf Türkiye'de değil. Burada da var. Ondan sonra bir espri olarak Zorlu olayı çıktı yani Zorlu'da toplandı. Ya kardeşim burası Türkiye. Dikkat et adımını atarken. Ya sen toplanacaksan senin Zorlu Sente'de ne işin var? Başkan Fenerbahçe'ye sallıyorsun hep. Ya yok Galatasaray'da var aynısı. Ben şimdi Fenerbahçe'ye sallamıyorum. Hemen hemen bütün hani, takımlarda bütün var. Bütün takımlarda var. Ben sana espri misal olarak. Galatasaray'da 5 tane futbolcu icralık oldu hani paralarını alamayınca. Fenerbahçe'de hiç değilse verilecek para var ki hani böyle pahalı transferler daha hepsi yapılabiliyor. Mesela Enzonzo alıyorlar. Adam Roma diyor ki dünyanın en yavaş futbolcusu diyor. Sen gülüyorsun Enzonzo'yu alıyorsun 3 milyona 4 milyona. Ondan sonra altyapıda belki çok daha iyi oyuncular belki daha var. Oyuncular var. Hani var da yani. İlk doğru. Önce ben yine bundan programın başında anlattığım gibi ilk önce biz kendimizden bir ödün vermemiz lazım. Biz kendimizden ödün vermedikçe hiçbir yere varamayız biz. Hayatımızda da böyle. Hani biz bir yuva var diyelim evimiz var. Şimdi hanımla atıştığında susmazsan abi ne olur? Öyle mi oluyor genelde? Öyle oluyor tahmin göre. Tahmin ediyorum ben. Yani ben şey kırmızı kart gösteren olmuyor mu? İşte olmuyor. Hani bu işte aynısı. Hani evdeki olay aynı evet. Dışarıda da aynı olay. Ödün vereceksin abi. Peki Türk makamlarından böyle bir destek var mıdır? Yani mesela siz atıyorum ben ya makamlardan böyle bir şey bulamam ben Türk makamlarına gidiyorum. Yani atıyorum Sağlık Bakanlığı'na gidiyorum. Atıyorum Spor Bakanlığı'na gidiyorum. Bununla ilgili genelde Spor Bakanlığı falan değil. Sadece işte Futbol Federasyonu'nun etkisi olabilir. O konuda benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şöyle diyorlar. Projen ne diyorlar? Proje ne? Proje istiyorlar. Var mı projeniz peki sizin? Efendim? Projeniz... Tek başıma yapamam ben o projeyi. Benim aklıma şöyle bir şey geldi şu anda. Genel katılım. Bunu cevaplarken kusura bakma Vedat abi.
Türkiye'nin yani hangi bir kurumu şu an sıkıntılı değil de adamlar kalksın kendilerini şimdi unutup da Avrupa'ya bir el atalım, tabii bir yardım nokta, çıkalım diye. Sen şeyi atlama. Hayır, ama Avrupa'dan bak, alıyor genelde transferler. Ben sana ufak bir şimdi bu işler konuşuluyor ya. Destek ya. Ama Türk Hava Yolları bak şimdi hakkını yemek lazım. Nasıl Türkiye'de problem olsa öbür tarafına düşüyorlar. Münih Türk Gücü'yü bekliyorlar. Münih Türk Gücü 3. lige çıktığında Türk Hava Yolları reklam. Hazır. Para da hazır. Ben bütçe konuşmuyorum burada. Verilecek para belli Münih Türk Gücü'de. Adam diyor ki kardeşim bana geldiğinde bir köşe diyor ki sen kimsin diyor. Hmm. Şimdi sen birisine tanıştığında sen kimsin? Ben Metin'im. Ha kimsin başka? Türkspor başkanıyım. Benim burada oynuyorum. Kaç tane topçum var? Adam ilk önce bir senin şeyine bakıyor. Ligine bakıyor. Sen evet. Kimsin? Hani neyiniz? İn misin, cin misin derler ya. Ama sen adamın önüne gidersen ya ben Avrupa'dayım böyle. Yok ya yürü git diyecek. Senin gibi 50 bin tane. Ama şimdi biz mesela Berlin'de ya Berlin'e dönüyoruz. Evet. Şimdi biz bu 5-6 takım birleştiğimiz takdirde abi biz Berlin'in gücüyüz. Arkamızda 2-3 bin seyirci var. 300-400 tane genç takımımız var. Biz bu ligde oynadığımızda hangi kurum olursa olsun bir oturur böyle ya bir düşünür. Ya burada gerçekten bir güç var. Sen bir gidiyorsun. Sen yok. Ben her zaman diyorum abi vizyon, vizyon, vizyon. Şimdi benim anlamı bazı diyorum ki ya diyorum biz eskiden arkadaşlarla buluşurken nasıl anlaşıp buluşuyorduk? Şimdi telefona basıyorsun. İşte vizyon olayı bu. Ama gelelim senin dönemlerine geri 65 yıllarda dedim kuruluş. Gitme. Türkiye'nin sporlardan sonra. Çıkamayız o zaman. Ama çıkamayız. Bu hayal olarak hep kaldı ve o, benim fikrimde kaldı. Kaldı ama neden? O zaman durumlar daha değişikti. Bak o zaman nasıl herkes fabrikada bu? Çalışıyordu. 100 marka oranın o zaman 100 markı şimdinin 500 Eurosu. Onlara girip oraya girersen çıkamazsın, kaybedersin. Şartlar değişti, ekonomi değişti. Ya bazıları benim ufak oğlan var. Onunla konuşuyorum. Baba diyor, senin diyor zaman geçti diyor. Sen geriye kalmışsın diyor. Ben de 2020'de yaşıyorum. O da 2020'de yaşıyor. Ama senin zamanın bitmiş diyor. Hani anlatmak istediğim bu. Bazı zamanlar bitti. Ne evet. Yapmak lazım? Geliştirmek lazım. Ya ben bu iPhone telefon var. Ben bir düğmeye basıyorum. Telefon ediyorum. Ama onun 50 tane şeyi var. Giremiyorum. Benim oğlana veriyorum yap diyorum. Bu yöneticilikte de böyle. Abi biz belirli bir yere kadar vizyonumuz. Evet. O vizyonu geçmek için yanındaki kişiye buyur diyeceğim. Ama biz ilk önce bir anlaşalım ki yanımızdaki kişiye verelim. Bak ondan sonra nasıl alıp katılıyorum mesela. Yani onu anlatmak istiyorum. Onu bırak abi, artık bakalım. 50 tane yönetim kurulu olarak başkanlar mesela bir araya geldiğinde bir tane diyelim ki başkan seçildikten sonra yani herkesin kendi kitlesinde iş adamlarısınız burada. İş yapıyorsunuz. Mesela orada herkes bir 200 kişi kendi taraftarını getirmiş bile olsa stada zaten seyirci gelecek. Ya ondan sonra bakalım benim. Seyirci bakımından regional ligde oynuyor BAK. 150-200 seyirci. Murat Hoca'nın takımı Oba Ligi'de oynuyor. 70-80 kişi. Ben oynuyorum 80-90 kişi. Hani ne oluyor? Şimdi bizim şu 5 takımda 150 kişi ortalamayı alsan 5 takımdan hepsi bir yere toplansa 750 kişi. O da arkadaşın olduğunda abi otomatikman 1000 kişi geliyor. Al işte güç bu. Ama şu Berlin'de şu dert de var. Yani biz futbol açısından çok tok yani bir şehiriz. O kadar çok her yerde bir saha, bir stat, bir şey var ki mesela ben baktığım zaman cumadan bakarım hangi maça gitsem hafta sonu. Her yerde bir maç var. Şu maçı kaçırsam yarın aynı ligde başka takımın maçı var. Gene bakarım. Ama aynı noktaya geliyoruz. Birleşirsek evet. Tek maça bakacağız. Aynen öyle. Çok tek maça yani bakacağız. Faaliyet gösteren kulübüz yani. Hani tek maça bakacağız. Evet. Tamam. Dedik diyoruz ki hadi herkes isminden be farkı. Ya tek bir isim koyalım. Orada da buluşalım. Peki hocam şunu soracağım. Hadi birleştik. Hadi siz yarın veya da yarın öbür gün bu programımızı izleyen işte izleyenler de oldu. Ya telefonu açtılar size dediler ki ya biz gelelim birleşelim sizden. Hadi birleştik. Herkesi birleştirdik. Futbol takımını da birleştirdik. Kulübü de birleştirdik. Daha sonra peki karşımıza şöyle bir şey mi çıkıyor? Yani Alman tarafları, Alman makamları tarafından dışlanma gibi bir sorun yaşayabiliyor muyuz? Onların hiç o zaman şansı ileride. Biz ya, yok mu biz o zaman? Böyle gidiyoruz oraya. Hmm. Böyle tek gitti mi bir bu şey da yapamazsın. Zaten yalnız kaldığımız için mi aslında yaşıyoruz böyle. Lobi oluşturmak, birleşmek dengesi takdirde. Evet. Zaten kanunda yer var. Bir Alman kulübü bu Türk kulübü değil ki. Biz Alman tüzüğüne göre kurulmuş bir kulübüz. Haklarımız aynı Almanla beraber. Ha ona daha fazla şans veriyor, bize daha şans veriyor. Ama
ben üst lige çıktığımda bana daha imkanlar veriyor. Hı-hı. Mesela ben Landesliga'da oynadığımda hazırlıklarda toprak sahada antrenman yapıyordum. Ben ligaya bir çıktım, adam bana hemen çim saha verdi hazırlanmaya. Verecek mecbur, başka şansı yok. Ama ben fazla şey yapmayacağım, seyircilerimiz de fazla şey oldu. Ben yine olayı kapatayım. Affedersin, bizim Türkçe'de bir laf vardır. Bizden cacık da olmaz, yani de yok, olmaz. Yok tabii, yine öyle negatif düşünmüyorum. Ben negatif ama düşünüyorum. Buradan çünkü mesela bizi izleyen temelim Allah inşallah öyle olur. Ama benim görüşüm olarak yani. Ben her zaman söylüyorum. Ben her zaman da söyledim. Yani beni tanıyan tanıyor. Çünkü ben açık sözlü bir insanım. Diplomatik konuşamam ben. Doğruyu söylerim. Ondan da çoğu sevmez beni. Beni ailem sevsin, arkadaşlarım evet. sevsin yeter bana. Mecbur değil beni herkes sevmeye. Ama gerçekleri de kabul edeceğim. Evet. Ben de sana söylüyorsam abi, bu iş budur, kabul edeceğim. Etmediğin takdirde Allah yolunu açık etsin. Biz de yardımımıza gidip Fenerbahçe'ye yardım edip 31 Recep'te balonda baloya yapıp Kayhan Bey'e şimdi dönüyoruz. Peki Kayhan Bey, sizin de süremiz giderek zaten azalıyor. Sizin evet. de kısaca özetlemek gerekirse siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yine futbol birleşme olayı tabii ya. Aynen. İşte gene hep aynı noktada birleşiyoruz da maalesef birleştirme olayı gerçekleşmediği yani bizim sürece birleşmemize sebep olan etken olan nedir? Birleşmememize mi? Birleşme, aynen. Birleşmemize sebep olan diplomatik olmak. Valla bilemeyeceğim şimdi insanların şimdi şöyle bir şey öyle bir şey söylediğim zaman Metin abi de dahil olmak üzere söyle. Ben hep bütün başkanları kabul tanıyorum. Yani egosu da demeyeceğim. Şahsi şeyi de demeyeceğim. Bir kişisel yönetici, çıkarlar mı acaba? Kişisel çıkar da aslında yok. Aslına evet. bakarsanız kişisel çıkar yok. Fakat o yönetici arkadaşlarımız, abilerimiz aslında ceplerinden para harcıyorlar. Metin abi de dahil olmak üzere. Kişisel çıkar olacağına inanmıyorum. Nasıl bir kişisel çıkar olabilir? Ha, iyi bir tane futbolcu yetişir. Onu çok iyi paralara satarsın. O zaman kişisel çıkar olabilir ama maalesef bu günümüzde o da olmuyor. Gerçekten şu anda Berlin'deki kulüp başkanlarımız ceplerinden para harcayarak bu işi götürüyorlar. Hı hı. Aslında birleşirse dendiği gibi ceplerinden bu kadar para harcamalarına da gerek kalmayacak. Daha az miktarlarda para harcayacaklar, daha da büyüyecekler. Hem lobi olarak güçlü olmuş olacağız, hem takım olarak güçlü olmuş olacağız. Ve sponsorlar bu sefer kendi istekleriyle gelecekler. Büyük bir külfiyetten de kurtulmuş olacak. Tabii aslında. Tabii. Şimdi ben mesela bir işveren olarak bütün kulüpler zamanında hepsi biraz önce anlattı Onur da, Murat da, Metin abi de. Hepsi işte sponsor ol, 1.000 euro bana ver, 1.000 euro bana ver. İşte altyapıda çocuklar oynuyor, onların çocuklarını giydirelim, işte şey yapalım. Şimdi hangi birine yetişeceğiz? Biz de evet. bu para kazanıyoruz. Bir tamam de diğer taraftan yani, bakmak lazım yani, aslında. Yani şimdi hangi birine yardım edelim? O da sıkıntılı oluyor tabii. Peki efendim, Onur Bey'den de son görüşlerini alalım. Programımızı toparlıyoruz. Vallahi o zaman toparlayalım. Kısa böyle bir siz ne, görüşümüzü belirtelim. Aynı. Ben menajerlik olayından gene bir toparlayayım. Hı. Benim tavsiyem gençlere eğitim konusunda da bunu unutmamak. Ne kadar yetenekli olursan ol, Allah göstermesin bir sakatlık olur, başka bir şey olur. Futbolu bırakma durumunda kalırsın. Ondan sonra gençler tabii orada birazcık sıkıntı yaşıyor. Yani okulunu da gittiği yere kadar taşımasını nasıl? Öneririm. Ayrıyetten anne babaların da gurur duyması tabii güzel bir şey ama abartmamak lazım. Pek fazla işte aman benim oğlan, aman böyle üstüne varılmaması lazım. Biraz hı-hı. gençler bir kendine gelsin, birazcık daha kendine bırakılsın. Kişisel olarak kendini eğitme açısından. Hı-hı. Tabii takibi bırakmasınlar. Berlin'de de nasıl söyleyeyim, dediğim gibi çok faaliyet gösteren kulüpler var. Ben menajerlik açısından gene söyleyeyim. Benim açımdan tabii hoş. Sağ olsun başkanlarımız için Onur oyuncu var mı, şöyle var mı? Kulüpler çünkü çok çabuk sabırsız davranıp onu verebiliyor, bunu alabiliyor falan. Biz de aracı oluyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz ondan sonra. Ama Metin Başkan dediği gibi keşke böyle bir şey olabilse. Keşke bir Poststadion dediğimiz stadı mesela birleşip 10 bin, 8 bin bir Türk takımı olarak böyle Berlin'den çıkma bir Türk takımı olarak bir müsabakalara çıkabilsek güzel olur tabii. Neden olmasın?
Program açısından teşekkür ediyorum tekrar davet ettiğiniz için. Bizler başarılar teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyoruz. Görüşlerimizle seyircilerimizi pek rahatsız etmemişizdir. Umarım bazı bundan doğru sonraki bir sene iki sene sonraki bir program yaparsak belki o zaman içinizde ukde kalan şeyler de aslında gerçekleşmiş olur. O zaman kadar emekli olup gitmiş. Pozitif anlamda olur. Metin Başkanıma başarılar diliyorum kulübüyle ilgili. Kayan Bey'e de ayın 31'inde. Evet, Sunda Fenerbahçe Derneği olarak da başarılar diliyorum. İnşallah bize davet eder de inşallah geliriz. Davet değil, destek. 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 Şimdi öncelikle Berlin Fenerbahçeliler Derneği'nin Quartier 1907 adı altında Bundesliga 21 numarada ayın 30'unda açılışına bütün Fenerbahçeli ve diğer renkler takım destekten arkadaşlarımıza davet ediyoruz. Ayın 31'inde saat 8'de Maritim Otel'de yapılacak olan Sıla konserine, balosuna da değerli arkadaşlarımızı bekliyoruz, davet ediyoruz. Evet, konser gerçekleşecek. Sıla evet, konseri katılıyor. Sıla konseri. Evet, Sıla'nın konseri olacak. Evet, evet. Evet bu, hocam, son özelinde size ve ekibinize bize davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür başarılarınızın ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun efendim, teşekkür ediyoruz bizler de. Son olarak sizler ne söylemek istersiniz efendim? Sabır, sabır, sabır. İnşallah bütün konuştuklarım tersi olur da mahcup olurum, özür dilerim. Tek temenniniz bu mu? En büyük temelimiz bu. En İnşallah hepsi olur. Beni yanıltırlar. Ben de gidip o kişilerden özür dilerim. Oh be dedim, iyi ki söyledim ettim. Özür dilemesine bilirim. Çünkü geleceğimiz, çocuklarımıza bir şeyler bırakmamız lazım. Kendi savaşımızdan dolayı arkadan gelenleri düşünmüyoruz. İşte bizim en büyük hatamız burada. Bir şeyler bırakacağız. Ben Türk Spor'u bıraktığımda arkadan gelen birisi diyecek ki helal olsun Metin Başkan'a. Belki dört dörtlük değil ama bize bir şeyler bıraktı. Ben de Türkiye'de kısmet nasip ederse keyif yaparsam promu içersem içmiyorum ama en azı olarak diyeceğim ki arkamda bir şeyler bıraktım. Ne güzel bir olay. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Buradan yine sizi tebrik ediyorum. Berlin Gündem olarak Kanal Avrupa olarak da ben çok teşekkür ediyorum. Kulübüm namında da saygılarımı iletiyorum. Programımıza başarılar. İnşallah böyle devam edip bizi artık bir iki sene sonra İnşallah kısmetse efendim. Belki de en kısa zamanda belli olmaz. Bakarsınız birleşme olur. Çabucak bir program. Onun haberini de zaten biz yaparız. Programını inşallah, inşallah beraber evet, yaparız. Evet. Bu arada da Fenerbahçe Derneği'ne başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Bak, çok reklam yaptım o akşam. Şey yapmam, o kadar olarak. Ama espri bir yana desteklemeyi herkesi çağırıyorum o akşam. Peki efendim. Bizler de teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Verdiğiniz önemli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Kanal Avrupa Berlin gündemimiz bugünlük burada sona eriyor. Yeni bir programda görüşünceye dek hoşça kalın.